İyi akşamlar değerliciler. Tek Tek'te bu akşam geçen haftanın ve belki de son yılların en üzücü olaylarından birini konuşacağız. Niye üzücü? Olay ne? Önce onu söyleyeyim, niye üzücü demeden önce. Biliyorsunuz bir yanlış istihbarat sonucu Uludere'de 35 vatandaşımız istihbaratta kaynaklanan bir hata nedeniyle havadan yapılan harekat sırasında hayatını kaybetti. Bunun içerisinde çoluklar, çocuklar vardı. Sonra çeşitli iddialar ortaya atıldı. Hatta bazıları dediler ki işte bu çocuklar PKK sempatizanıydı, oydu buydu. O bir şey değiştirmiyor. Sonuç olarak suçsuz insanlar en azından büyük bölümü diyebilirim. Çünkü kimlerin tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz ama suçsuz insanlar hayatını kaybettiler. Ve o günden beri Türkiye bu meseleyi konuşuyor en üst düzeyde. Bu akşam programın ilk bölümünde bunu konuşacağız. Kimin ne dersiniz? Bölgeyi herhalde en iyi bilenlerden biriyle Adalet ve Kalkınma Partisi Diyarbakır Milletvekili Sayın Galip Ensarioğlu'yla konuşacağız. Kendisini herhalde tanıyorsunuz, tanımıyorsa da biliyorsunuz. Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı iken Kürt sorunu ile ilgili önemli açılımlara, önemli cümlelere imza atmış bir isimdi. Son seçimlerde AK Parti'den Diyarbakır Milletvekili olarak meclise girdi ve şimdi kendisiyle bu konuyu biraz daha detaylı olarak, biraz daha inside information dedikleri içeriden bilgiyle konuşmaya çalışacağız. Galip Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Önce şunu sorayım. Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı olmak mı iyi, milletvekili olmak mı iyi? Çünkü niye soruyorum bunu? Bölgede saygın bir isimdiniz. Sözünüz çok geçerli bir isimdi. Ve her taraf açısından geçerli bir isimdi. Siyasi bir kimlik edinmek bunu biraz örseledi mi yoksa örselemedi mi? Şimdi tabii ben aslında 16 yılda Doğru Yol Partisi İl Başkanlığı yaptım. Ve siyasetin içinden gelen biriyim tabii. Ama siyaseti nerede yaparsam yapayım benim duruşum değişmedi. Yani doğru olan neyse onu söylemeye çalıştım. Çoğu zaman partimin görüşleriyle çok çelişkili, çok farklılık da arz etti. Özellikle Doğru Yol Partisi döneminde tabii. Yani bugün neyi söylüyorsak o günde onları söylüyorduk. Ve bu yüzden de açıkçası başımıza gelmeyen de kalmadı. Tamam. Yani bir sürü itirafçılar hakkımızda yalan düzmece şeyler yaptılar, yargılandık falan, birçok şey yaşadık da o günleri geride bıraktık. Şimdi Ticaret Sanayi Odası Başkanlığı tabii ki çok keyif alarak yaptığım bir işti. Sivil toplum kuruluşlarından gelen biriyim ben. Diyarbakır'daki birçok sivil toplum kuruluşunun kurucusu ve yönetim kurulu üyeliğini halen de bir kısmını devam ettiriyorum. Ticaret Sanayi Odası Başkanlığı da çok keyifli bir iş. Yani çalıştığınız müddetçe üretebildiğiniz ve tarafsızlığınızla da birçok şeye müdahil olabildiğiniz bir makamdı. Böyle Diyarbakır'ın, bölgenin yoğun şeyler yaşadığı, çatışmalar yaşadığı, sorunlar yaşadığı bir dönemde de tarafsız olmak daha etkin kılıyor insanı. Yoksa tabii ki milletvekillik çok şerefli bir görev. Ve bugün Türkiye'nin önemli sorunlarına dair milletin temsilcisi olarak orada bulunmak apayrı bir onurdur. Ama tarafsız olmak da ayrı bir şey. Sözünüz daha fazla para ediyor. Tabii ki. Şimdi hemen konuya girmek istiyorum. 28 Aralık gecesi, biz bir sonra duyduk. 28 Aralık gecesi Uludere'de vahim bir olay meydana geldi. Evet. Vahim bir hata yapıldı. Şimdi bununla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni suçlayanlar da çıktı. Halkını bombalıyor falan denildi. Ben katılmıyorum buna şahsen. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Şık ifadeler değil. Doğru ifadelerdi. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin, devletinin bugüne kadar böyle bir şey yapmışlığı yok. Bunun bir hata olduğu çok net. Evet, halkını bombaladı ama bilerek, isteyerek, bu maksatla yapmadığı da kesin diye düşünüyorum ben. Siz o gece olayı nasıl haber aldınız? Bizle beraber mi duydunuz? Daha önce bir bilgi geldi mi size? Daha önceden ben duyum aldım. Henüz daha şeylere düşmemişti. Haber ajanslarına falan düşmeden, internete düşmeden ben haber aldım. Açıkçası çok ürktüm ve çok acı bir olay ve ilk defa böyle bir şey yaşanıyor. Evet, ilk defa. Yani geçmişte karanlık bir takım odakların, karanlık devlet içinde kümelenmiş bir takım çetelerin herhangi bir örgüt adına veya kendi adına yaptığı eylemler
Olmuştur bu ülkede. Ya da böyle bir devlet politikası da olmuştur çeteleri kullanmak gibi. Böyle bir devlet politikası da geçmişte olmuştur. Ama bugünkü Türkiye'de ve bizim iktidarımız döneminde özellikle devlet içindeki veyahut da dışarıdaki bütün çeteleşmelere ve çetelere karşı çok ciddi bir şekilde mücadele verilirken, hukuk dışı, kanun dışı her türlü oluşuma karşı mücadele verildiği bir dönemde, terörle mücadelede de özellikle hükümetimizin çok hassas olduğu bir mevzu var. Suçluyla suçsuzu çok ciddi şekilde ayırt eden bir süreçteyiz. Ve bu süreçte hemen hatırlarsanız Şırnak'ta bundan 10 gün önce yapılan bir operasyonda Cüdi Dağı'nda 27 PKK'lı öldürüldü. Orada Şırnak valisinin çok ilginç bir açıklaması var. Bir gün akşama kadar biz bunların sağ yakalanabilmesi için çok büyük çaba sarf ettik diyor Sayın Vali. Yani böyle bir devlet politikası var aslında. Yani imha etmek isteyen bir devlet politikası yok. Kim ne derse desin. Yani devlet sağ yakalamak için, özellikle vatandaşı kazanmak için elinden gelen her türlü gayreti sarf ediyor. Bununla birlikte silahlı güçlerle de mücadele ederken sadece onlara zarar verebilecek bir yöntem izliyor. Sivil vatandaşın zarar görmeyeceği ve bu mücadeleyi de verirken asla hukuk dışı hiçbir yöntemin meşru görülmediği bir mücadele dönemindeyiz. Şimdi böylesi bir dönemde psikolojik bir üstünlük de elde etmiş devlet. Hiç bugüne kadar olmamış uçaklar 35 sivilin ölümüne sebep olan bir bombalama. Yani bu çok acı bir olay ve bunlar genç çocuklar. 12 yaşında öğrenci de var. Bunların yarısından çoğu 30 yaşın dibinde. Ve bunlar çok küçük bir parayı kazanmak için bütün bu riskleri üstlenmiş insanları, yani 80 milyona işte 80 liraya bu işi yaptıkları söyleniyor. Hatta kimi 30 lira kazandığını söylüyor. Yani bir katırı karşı tarafa götürüp getirmek, bütün bu riskleri o coğrafyada, o zor şartlarda bütün bu eylemi bir gün sonunda kazandığı para 30 milyon, 80 milyon. Şimdi böylesine bir dram var ortada. Bu tabii çok da Türkiye'nin dengesini bozabilecek, istenildiği zaman çok istismar edilebilecek bir olay. Ve nitekim bu istismarları da yaşıyoruz. Yani işte iki gündür, üç gündür yaşananlar, konuşulanlar. Deniyor ki bu AKP, AK Parti'nin şeyidir deniyor, 33 kurşunudur deniyor. Şimdi Allah billah aşkına, yani 33 kurşunudur diyenler bunun ne olduğunu bilmiyor mu? 33 kurşun olay, Muğla'lı olayında kaçakçıları sağ yakalayan bir devlet var. Ve orada sağ ele geçmiş 33 kişiyi kurşuna dizen, infaz eden bir anlayış var. Şimdi burada aynı şey demek mümkün mü buna? Bunu Türkiye kabul etmez. Hiçbirimiz kabul etmeyiz. Yani buna herkesten fazla biz karşı dururuz. Bizim mücadelemiz ne ki? Yani şimdi bugün AK Parti'nin 8 yıldır yaptığı mücadele ve Türkiye'yi getirdiği noktaya çok iyi bir baksınlar. Kimlere hesap soruluyor? O Muğla'nın ismi kışladan indiren kim? Efendim 80 ihtilalini yapanlardan hesap soran kim? Diyarbakır cezaevinde işkence yapanlara dava açtıran anlayış kim? Hayata dönüş operasyonuyla 30'un üzerinde insanı cezaevinde katledenlere hesap soran iktidar kim? Faili meşhul cinayetleri her nerede olursa olsun araştıran, karakolların avlusunda bile kazı yaptıran, asit kuyularını açtıran anlayış kim? Yani bunu diyenler bir dönüp baksınlar, biraz da vicdanlı konuşsunlar. Siyaseti tabii ki yapacağız. Yani burada eğer bir ihmal varsa, yani biz bu ihmalde sorumluluğumuzdan asla kaçamayız. Eğer bugün Türkiye'yi bizim iktidarımız yönetiyorsa, varsa biz payımızdan özür dilemesini de peki biliriz. Peki şimdi mesela iktidar partisine yönelik şu suçlamalar da var. Evet, başlangıçta böyleydi ama şimdi işin içinden çıkamayınca geçmişin yöntemlerini benimsemeye başladı diyenler de var. Geçmişin yöntemi diyenler, 90'ların yöntemi diyenler ya hafızalarını kaybetmişler veyahut da vicdanlarını kaybetmişler. Özellikle mesela KCK tutuklamalarıyla ilgili bu suçlama yönetiyor. Bakın, siz de dediniz ya suçlu ve suçsuzu biz çok ayırt etmeye çalışıyor iktidar diye. KCK operasyonlarında suçlu suçsuz demeden herkesin gözaltına alındığı, tutuklandığı
İddiaları da var. Bakın 90'lı yıllarda neler oluyordu? 90'lı yıllarda BDP milletvekilini Batman Çarşısı'nda öldürdüler. İl başkanını kaçırıp köprünün dibinde öldürdüler. Evinden alıp götürdüler. Devletin tesisi ve silahıyla, arabasıyla. Bunu diyenler herhalde JITEM'in beyaz Renault'sunu unuttular. Bunu diyenler güpegündüz evinden ve iş yerinden devletin içindeki kümelenmiş çetelerin gelip güpegündüz aleni bir şekilde insanları alıp götürüp öldürdüklerini unuttular herhalde. Veyahut da 3000 köyün aleni bir şekilde eşyasıyla birlikte yakıldığını, 3 milyon insanı zoraki göçe maruz bırakan bir anlayıştan bugün o insanların zararını tazmin eden bir devlet anlayışı var. Yani siz bu ikisini nasıl kıyaslayabiliyorsunuz? Gündem gazetesi satıyor diye bütün Gündem gazetesini satan büroları bombalayan, yazarlarını öldüren, genel merkezi bombalandı. Yazarlarını öldüren, sahiplerini öldüren, para kaynaklarını öldüren, artı en sonunda 12, 10 yaşındaki, 9 yaşında, hani en sonunda çocuklara sattırdılar, belki öldürmezler diye bayileri öldürüyorlar da, çocukları elde satarlarsa öldürmezler diye sattılar. 9-10 yaşındaki çocukları güpegündüz infaz ettiler. Yani bunu diyenler biraz vicdanlarına danışsınlar, bir de milleti de yanıltmasınlar. Bugün hiçbir şekilde Türkiye'nin hiçbir karakolunda işkence yok. Doğru. Köy yakma yok. Asla suç işleyen hiç kimse, makamı ne olursa olsun, asker, MİT, polis, iş adamı ne olursa olsun herkesten hesap soruluyor. Hukuk karşısında herkes hesap verebilir durumda bir Türkiye'den bahsediyorsunuz. Burada siz Genelkurmay Başkanı hakkında dava açıldı. Siz bir astsubayı götüremiyordunuz ifade vermeye. Açık açık adam öldüren astsubayı götürüp ifadesini alamıyordunuz. Bugün Genelkurmay Başkanı eğer bir suç şüphesi varsa hakkında soruşturma açılıyor. Yani Türkiye bugünlere geldi. Bugünlerin Türkiye'sinin kıymetini bilsinler, dönüp bir teşekkür etsinler. Ama varsa eksiğimiz, bunu da konuşsunlar. Hep beraber bu eksiği de tamamlayalım. Yok mu eksiğimiz? Tabii ki eksiğimiz var. Kürt sorununa çözümüne dair yok mu hala yapılması gerekenler? Tabii ki var. Onlara geleceğiz. Ama bunun için insan ölmeye gerek var mı? Bunun için insan öldürmeye gerek var mı? Bu şiddete gerek var mı? Bunları konuşalım. Yani bugün 35 tane canımızı yitirdik. Bununla ilgili sonuna kadar ne varsa gitmemiz lazım, araştırmamız lazım. İhmali, kusuru, kastı olan herkesin hesabına, herkese hesabını sormamız lazım ki soracağız. Yani bunu Sayın Başbakan'dan İçişleri Bakanı'na kadar herkesin ifadesidir. Bu en kısa sürede yani idari ve adli soruşturmalar başlamıştır. Şimdi size gelen bilgiler, onu soracağım. Uludere olayı nasıl olmuş? Sizin öğrendiğiniz, öğrenebildiğiniz kadarıyla. Biz tabii ki gittik orada gezdik. Hem taziyelerimizi sunmaya, hem acılarını paylaşmaya ve olayı yerinde incelemeye gittik. Burada resmi sohbetin dışında da ben köylülerle ve diğer çevre köylülerle de sohbet ettim. Yani açıkçası tabii ki orada kaçakçılık yasa dışı bir faaliyet. Ve bu faaliyet maalesef bütün yetkililer tarafından da bilinen bir faaliyet. Göz yumulan. Göz yumulan. Şimdi orada bu kabul edilecek bir şey değil. Yani eğer siz oradaki insanlara bir geçim kaynağı sağlayamıyorsanız onların orada kaçakçılık yapmasını hoş göremezsiniz. O zaman dönüp oraya yönelik bir sosyal politika, ekonomik politika oluşturmak zorundayız. Tabii çok zor bir coğrafyadan bahsediyoruz. Yani ekilecek arazi yok, sürülecek arazi yok, dağ sarp dağlıklar. Sadece keçilerin gezebildiği, yürüyebildiği ve keçi besliyorlar. Arıcılık, onun dışında da bir şeyin olmadığı, korucular var kısmen. Yani geçimini yıllardır kaçakçılıkla sağlayan bir bölge. Oraya yönelik belki bir sosyal ve ekonomik rehabilitasyona ciddi şekilde ihtiyaç var. Bunu yapmamız gerekiyor. Peki nasıl olmuş şimdi? Kaçakçılar köyden çıkıp gitmişler. Şimdi kaçakçılar yaz kış sürekli gidiyorlarmış. Aynı güzergahı kullanarak. Aynı güzergahı. Aynı güzergahı ve katırla o sarp dağların arasından geçip sigara ve mazot kaçakçılığı yapıyorlar. Bu bilinen bir şey. Eğer o bölgeye operasyon düzenlenecekse askeri yetkililer köy muhtarlarına ve koruculara haber gönderiyormuş. Yani yarın kimse o bölgeye gitmesin, operasyon var diye. Ve kaçakçılar da gitmiyormuş. Ama ilk defa bu defa böyle bir uyarıda bulunulmamış. Yani böyle bir uyarıda bulunulmamış. Tabii
aslında oradaki yereldeki askerlerin belki bu geçişten de haberleri var olduğu kısmen söyleniyor, birkaç kişi tarafından söylendi. Ama yani her onlardan alınan bilginin Ankara üzerinden talimatla gittiği falan söyleniyor. Yani onlar Onu tabii Mehmet ki... Baransu söyledi Taraf gazetesinde ama Başbakan tarafından kesin bir dille yalanlandı. Şimdi zaten dün Bakanlar Kurulu'ndan önce Genelkurmay Başkanı ile Sayın Başbakanımızın uzun süren bir görüşmesi var. Önce yerelden topa Tabii yani yerel uzundan top sadece ateşi yapılmış. zaten bize geciktiniz falan deniyor ama aslında gecikme yok. Çünkü sadece bir kaynaktan alınan haberle bir ifadede bulunmanın da doğru olmadığını biliyoruz geçmişte yaşanan Tabii. tecrübelerle. Birçok kurumdan gelen bilgilerin örtüşmesinden sonra Sayın Başbakan'ın Genelkurmay Başkanı ile uzun yaptığı görüşme var. Onun ardından diğer kurumlardan bilgi alındıktan sonra dünkü Bakanlar Kurulu toplantısından sonra kesin bir şekilde kasıt olmadığı ve ihmal, hata olduğu söylendi. Bütün bu ihmal, hata tanımlamasına rağmen de yürüyen bir yargı süreci var. İdari ve adli soruşturma da devam ediyor. Yani biz olayı böyle tanımlarız, böyle Şimdi anlarız ama yargı başka bulgulara ve başka delillere dayalı bir şey de bulursa bunun hesabı da sorulur. ben bugün bir izlenim yazdım. Okudunuz mu bilmiyorum. Okumuş olmanız kuvvetli ihtimal. Şöyle bir tez ürettim ben. Doğru mudur değil midir bilmiyorum. Tez sadece. Bölgedeki bu kaçakçılık yapan yerel halkın içine PKK'dan bazı unsurlarında katılarak bu güzergahtan kaçakçıların arasına karışarak girip çıktıkları yönünde bir devletin Olabilir. istihbaratı olduğunu Olabilir. düşünüyorum ben. Olabilir. Bu istihbarat dolayısıyla son dönemde bölgede bu kaçakçılığa bir miktar göz yumulmaya başlandığı ve bu kaçakçılarla beraber özellikle örgütün üst düzeyinden birilerinin ülkeye giriş yaparken ele geçirilmesinin Bakın planlandığını ama. ve bu saldırı sırasında da Fehman Hüseyin'in yani Bahoz Evet. Erdal diye bilinen Fehman Hüseyin'in de geldiği yolunda bir istihbarat alınması üzerine bu bombardımanın gerçekleştirmiş olabileceğini düşünüyorum ben. Ama böyle bir şey kabul edilebilir bir şey değil. Yani orada 50 tane genç insan gidecek. Bunların arasında Bağus Erdal değil, kim olursa olsun bunların bu şüpheyle imhası asla kabul edilebilir ve bizim hükümetimizin tarzı kabul edebileceği bir şey Peki yöntemi mesela şimdi değildir. bu bombardıman sırasında eskaza diyelim ki Bahoz Erdal bunun arasındaydı. Hiçbir şey O değişmez. zaman şöyle olmaz Hiçbir şey mıydı? değişmez. Bahoz Erdal ve beraberindeki bir grup Türkiye'ye giriş yaparken güvenlik güçleri Şimdi tarafından bakın, etkisiz hale getirildi. zor bir coğrafyada yaşıyor o insanlar. Orada çoğu korucu ailesi o çocukların. Bütün bunlara rağmen bu giriş çıkışlarda PKK'liler de bunların arasında gidemez mi? Buna ihtiyaç yok. O coğrafyada zaten kendileri gidebilirler. Yani orada kaçakçı görünümünde Ama gitmelerine kendisi gerek yok. giderken dikkat çeker. Kaçakçıyla beraber gittiği zaman her ondan görünse bunlar bizim kaçakçılar. Çünkü göz Şimdi yumuluyormuş. orada geçiş sorun değil. Yani o geçiş sorun olmadığı için ama böyle bir şey için dahi bu yapılamaz. Böyle bir şey için dahi bu yapılamaz. Hayır, bu sahikle yapılmış. Çünkü böylesi bir hata normalde yapılabilecek gibi bir şey değil Şimdi çünkü. normalinde PKK'lilerin geçtiği de söyleniyor farklı güzergahlardan, oralardan. Ama mesela oradan PKK'liler geçtiği zaman 50 kişilik, 100 kişilik bir grup geçiyorsa 5 tane katır kullandıkları söyleniyor. Yani mühimmat için falan kullandıkları söyleniyor. Ama burada 70 katır var, 50 insan var. Yani böylesine yoğun bir katır konvoyunun ancak kaçakçılıkta kullanıldığı biliniyor aslında. Yani ciddi bir ihmal var. Yani her ne olursa olsun yani burada çok acı bir olay var, ciddi bir ihmal var. Yani nereye atarsanız atın bu ihmal, hata kime aitse bulunmalı, hesabı Peki Genelkurmay sorulmalı. Başkanı'nın bugün gazetelere yansıyan, dün Başbakan yapmış olduğu görüşme sırasında söylediği sözler sizi tatmin etti mi? Yani ha böyledir bu iş dediniz mi? Şimdi tabii o kadar çok olaylar gördük ki Güneydoğu'da geçmişten Evet. bugüne. Maalesef her şeye şüpheyle bakıyoruz. Yani yaşadığımız tecrübe, yaşadığımız olaylar, her olayın altından bir komplo veya kendimiz düşünüyoruz. Yani ne olabilir Ne diye. olabilir diye. Bazen biz de komplo teorileri Üretmeye üretiyoruz. başladı tabii. Yani böyle olabilir diye hüküm veriyoruz. O yüzden yani inşallah hatadır. Ama hata da olsa çok vahimdir. Hatalı tabii.
Ve bundan çok ciddi dersler çıkarmak lazım. Bütün bu derslerle birlikte bir de oturup düşünmek lazım. Yani Türkiye bu sorunu çözmek zorundadır. Şimdi ben bu sorunu çözmediği şimdi... müddetçe biz bunları yaşayacağız. Yani son bir yıldır PKK'nın eylemlerinden dolayı ölen sivil sayısı 50. Yani hamile kadından tutun da çocukların üzerine kapaklanan anneye kadar, oradan tutun da genç kızların kutlama partisinden dönerken dershaneden tutun da insan hakları savunucusu avukatların köylerine giderken mayına basmasına kadar çok vahim olaylar oldu. Sivil ölümleri oldu. Yani biz bu sorunu çözmezsek, şiddetten arındırmazsak maalesef bunları yaşayacağız gibi görünüyor. Ama herkesin de dürüst olması lazım. Yani bugün bu 35 kişi için gösterilen tepki, ki tepki göstermek lazım. Ki keşke PKK'nın sivil eylemlerinde de gösterseniz de sizin samimiyetinizi test edebilsek. Karşı durabilseniz de, çünkü mermi nereden gelirse gelsin. Fark etmez. Hiç fark etmez. Siviller ölüyorsa, insanlar ölüyorsa bizim buna karşı durmamız lazım. Bunu reddetmemiz lazım. Olmaması için çaba sarf etmemiz lazım. O zaman buyurun istismarı bir tarafa bırakalım. İnsan ölüyor. Yani bu insanlar ölürken bizim siyaset yapmamız, siyasi hesap yapmamız hiç ahlaki değil. Ben yaparım, başkası yapar. Bizim bunların olmaması için ne yapmamız gerektiğini gelin birlikte karar verelim, yapalım. Bugün Başbakan'ın enteresan bir çıkışı vardı. Yine sağlığına kavuşmuş görünüyordu konuşmasını izlerken. Onu hissettim. İnşallah da hep böyle gider. Dedi ki, ipleriniz silahlı abilerinizin elinde. Orada kastettiği anlık üzere BDP. BDP'nin terör örgütünün bu kadar paralelinde hareket ettiğini siz de düşünüyor musunuz? Yoksa terör örgütü BDP üzerinde etkili değil mi? Ya da ne kadar etkin? Yani tabii bu saatte bunları tartışmayı da ben çok şey görmüyorum. Yani. Çünkü hemen itiraz geldi BDP'lilerden buna. Yok, itirazda da gerek yok. İtiraz da edemezler. Yani PKK, KCK, DDK, BDP. Hepsi aynı. Yani bunlar neticede aynı taban üzerinden. Yani PKK'nin sağladığı taban üzerinde siyaset yapma imkanı bulan dostlarımız. Bunlar çok bağımsız hareket edemezler. Bu bir realitedir. Yani ben artık bunu da çok şey görmüyorum. Ya. Gelin artık çözelim de bu realiteyi sizin değiştirmeniz mümkün değil. Veya bu böyle değil desek ne değişecek? Yani burada atılan sloganlar, yapılan şeyler, yani bunlar çok daha ilerisini biliyoruz aslında. Bunun çok daha... Ne daha ilerisine? Yani şimdi çok böyle dostluğumuz olduğu için ben çok da şey söylemek istemiyorum. Ama yani iç yüzünü olduğu gibi biliyorum bu yapının. O yüzden bu yapı şöyle miydi, böyle miydi demenin artık bir faydası yok. Önemli olan BDP Kürt sorunun çözümünde siyaseti bir yöntem olarak belirlemişse buna bir değer biçmek lazım. Lazım tabii. Yani silah değil de siyaseti benimsemişse buna bir değer biçmek lazım. Onlar da buna şöyle bir itiraz var. Diyorlar ki bunun silah... alanını genişletmek lazım ama onların da siyaset üretmesi lazım. Şimdi onlara yani onların da çekingen davranıp... Siz bu KCK operasyonuyla bizim siyaset üretmemizi engelliyorsunuz, bize alan bırakmıyorsunuz diyorlar. Şimdi tabii bu çok konuşuluyor. Şimdi KCK netice itibariyle PKK'nın kendisidir. Yasa dışı bir yapılanmadır. Ama siz KCK operasyonlarını yaparken, şimdi burada yürüyen bir yargı süreci var ve bu işleri takip eden bir yargıçlar var. Yani bu çok hükümetin direkt kontrolünde bir şey de değil. Yani bu konuda direkt hükümeti suçlamak da çok insaflı olmasa gerek. Burada belki 2500 tutuklamanın içinde 100 tane il encümeni, belediye başkanı ve şey var, il başkanı var, gerçek insan hakları temsilcisi var. Veya Büşra Hanım gibi yaşını almış akademisyenler var. Şimdi bunların KCK'lılarla görüşmemesi mümkün değil. Ama yani bunlar bu siyaseti yaparken siz eğer il başkanını, şimdi Batman il başkanı, Batman belediye başkanını tanıdığım insanlar, efendim Şırnak belediye başkanı çok makul bir adam veyahut da Diyarbakır il başkanı Fırat Anlı'yı, insan hakları temsilcisi derneği başkanını Diyarbakır'ın alırsanız bu vicdanları biraz rahatsız eder.
ve böyle bir izlenim bırakır ve olayı siyasallaştırır. Veyahut da mahkeme süreci 30 aydır devam ediyor. İşte her defasında getiriyorlar. Efendim ifadesi alınamadı, tekrar geri götürüyorlar. Niye? İşte ya dava siyasallaşmış. Adam bunu siyaseten kullanıyor. Kürtçe ifade bir. Al Kürtçe ifadesini geç ya. Adamın ne dediği önemlidir. Yani adamın ifadesi önemli. Hangi dilde bu ifadeyi verdiği önemli değil. Hangi çağdayız artık yani? Yok, biraz yani, da yargıçların Türkiye'de Cumhuriyet'in kuruluşundan beri lazım. Kürtçe ifade alınır orada bir tercüman vasıtasıyla. Ya yeminli tercümanları var şimdi devletin. Çağıracaksın orada ifadesini alacaksın. Ne dediği önemli. Dediklerine göre de hüküm vereceksin. Suçluysa suçlu. Ama bu süreci bu kadar tıkayıp karşı tarafa da yani bu anlamda siyaseten bunu kullanma fırsatı veriyorsun. Çok da önemli değil KCK'nın yani 2500 kişi içeride yatıyor, 5000 kişi yatıyor da çok bunlar çok önemli de değil. Umursamıyorlar yani o tarafta. Onlar umursamayabilir ama biz umursamak zorundayız. Peki, şu andaki terörle mücadele yöntemini siz doğru buluyor musunuz? Yani bir sertle mesela eskiden kışın çok operasyon olmazdı. Kış operasyonları yapılıyor. Kışında tutuklamalar var. Evet. Kışında öldürmeler var. Yani, eskiden olmayan şeylerdi bunlar. Örgüte yönelik daha sert bir askeri tedbir uygulanıyor. Hatta artık polis destekli de yapılıyor. Örgüt biraz sıkışmış gibi görünüyor. Bir yandan da KCK tutuklamaları evet. var. Bir yandan da iktidar partisiyle işte siyasal Kürt hareketinin meclisteki temsilcisi BDP arasında büyük bir gerilim var. Siz bu adımların Kürt sorununun çözümüne yönelik olarak pozitif etkileri olduğunu düşünüyor musunuz? Yoksa bu biraz güçleştiriyor mu işi? Şimdi şöyle, terörle mücadelede hiçbir devlet kendine silah çekeni, dağda silahla gezeni bırakmaz. Hoş göremez, görmemezlikten gelemez. Devletin meşru güçleri, silah kullanmaya meşru güçleri, anayasal kurumları, yasal yetkileri çerçevesinde tamamen hukuk içinde etkin bir mücadele verebilir. Bu bir terörle mücadele yöntemidir. KCK'lı, PKK'lı, zaten yasa dışı bir faaliyette bulunan sonuçlarına katlanarak bulunur. Yakalanamayabilirse, mahareti varsa yakalanmaz. Ama devlet etkin mücadele ederse istihbaratıyla, polisiyle yakalar. Buna da diyecek bir şey yok. Kimse niye yakaladı diyemez. Şimdi burada bir özen göstermek lazım. Yani suçluyla suçsuzu ayırt etmek, terörle mücadele ederken sivil vatandaşa asla zarar vermemek, yapılan mücadeleyi hukuk içinde yapmak ve şeffaf bir şekilde yapmak. Yani halkın kafasına hiçbir kuşkuya yer bırakmamanız lazım. Eski karanlık günler, eski kuşkular asla halkın kafasında olmamalı. Şimdi bu bir ve bu yöntem etkili oldu şu anda. Şu anda devlet psikolojik üstünlüğü sağladı. Bombalamaya kadar. Bombalamaya kadar psikolojik üstünlüğü sağladı. Şimdi bu bir mücadele yöntemidir. Terörle mücadele yöntemidir. Ama bu bir çözüm yöntemi değildir. Çözüm yöntemi değil. Yani siz ben dağdaki bütün PKK'lileri öldürürüm ve bu işi bitiririm mantığıyla sadece yaklaşırsanız ki böyle bir niyet de yok onu da söyleyeyim. Sadece terörle etkin mücadele yöntemi. Öyle olsaydı şimdi de 40 bin PKK'lı öldürüldü. Tabii. Dağda 5 bin var. Demek ki şimdi 6 kere 7 kere yenilendi. 5 öldürürsünüz 15 çıkar daha bir sorun çözemeyiz. Ama suçluyla suçsuzu ayırt edersiniz. Hukuk içinde şeffaf bir mücadele yürütürsünüz. Bununla birlikte Kürt sorunu ve Türkiye'nin var olan diğer sorununa yönelik de somut adımlar atılacak. Atılıyor mu adımlar? Ama şimdi en son işte hükümet adına Sayın Bülent Arınç'ın yaptığı konuşma var. Yani kendi adına konuşmadı. Hükümet adına konuştu. Hükümet bu adımları atacağını çok net bir ifadeyle beyan etti. Şimdi bir taraftan sivil demokratik bir anayasa süreci işliyor. Diğer taraftan Kürt sorununa dair çözüm iradesi ve ifadeler ortada. Yani bu iradeyi cesur bir şekilde hükümet ortaya koymuş biçimde. Bu somut adımları da atıldıktan sonra eğer şiddeti kökten çözmek istiyorsak ki öyledir. O zaman da yani PKK'nın yani elinde silahla gezen insanların bizim insanımız neticede yani bunu insan öldürmekle biz bu acılarla
hiçbir çözüm üretemeyiz. Sonuç itibariyle eğer demokratik adımları attıktan sonra, anayasadan sonra, diyaloglardan sonra hala elinde silahla dolaşan varsa zaten devletin meşru güçleri bunu yapmaya devam eder. Ama bu insanların da sosyal hayata entegrasyonuyla ilgili, çünkü laflarımı da çok seçerek kullanıyorum, çünkü bu tür hassas dönemlerde her şeye kızıyorlar. Kızıyorlar, evet. Tasfiye deseniz kızıyorlar, af deseniz kızıyorlar. O hiç önemli değil. Yani artık isimlere, tanımlara, terimlere takılmadan sosyal entegrasyonlarıyla ilgili yapılması gereken neyse onlar da artık... Galip Bey, bir ara vereceğim. Yapılması gerekenleri sonra tekrar konuşacağız. Evet, izleyiciler en çok şey diyorlar. Kaçakçılık yapmak legal bir iş mi ki masum kaçakçılar deniyor diyorlar. Siz gerçi bu kaçakçılığın ortadan kaldırılması gerektiğini başta söylediniz ama. Bu son birkaç gündür çok konuşuluyor ama çok şık bir ifade değil bu. Yani insanlar kaçakçılık yapmak gayrimeşru bir iş. Yasal değil. Orada bunu hoş görmek de doğru değil. Oradaki yetkililerin bunu bilmesi de doğru değil. Eğer bilerek biliyorsa, göz yumması da doğru değil. Şimdi burada gereken yapılır. Ama yani mesela diyelim ki Kapıkule'den birisi kaçakçılık yapıyor. Ona roket atarla ateş ederse. Olur mu böyle bir şey? Olmaz yani. Şimdi 35 genç ölmüş. İnsanların acıları taze. Siz yani bunlar kaçakçıydı derseniz insafsızlık etmiş olursunuz. O ayrı bir şeydir. O yüzden yani orada özellikle 12 yaşındaki bir liselinin okul harçlığı için bunu yapmış olması dahi yani bunun ne kadar bilinci olur, ne kadar şey olur yani burada. O insanları kaçakçılığa mahkum etmek de ayıp, kaçakçılığa göz yummak da ayıp. İkisi de ayıp. Kaçakçılık yapanları yani orada öldürmek de dedim ayıp. Ya varsa böyle bir realite ki var, o zaman o bölgede de bir sosyal ekonomik rehabilitasyona gitmek lazım. Peki bu tazminat oradaki acıları biraz tatmin eder mi, biraz azaltır mı? Şimdi insanın bedelinin karşılığı yoktur. Yani... Neyi verirseniz verin, bütün dünyayı insana bağışlayın, annesine, babasına hiçbir şey karşılamaz, bunun karşılığı değil. Ama yani orada bu acıyı yaşayanlardan bir özür dilemek, bu gidip acılarını paylaşmak, sorumlularını ortaya çıkarmak, bunlar acıyı hafifleten şeylerdir. Diğer taraftan bunlar ekonomik sıkıntılar içinde işte bu işleri yapıp bu şeye maruz kalmış insanlar. Bunların ailelerine mahkemece tazminatın sonuçlanmasına beklemeden. Gerek duyulmadan, beklemeden tazminat ödemek de bence çok doğru bir şeydir. Yani bunu dahi istismar etmek yanlıştır. Bakın bu da bugün istismar edildi. Nasıl edildi? Yani meclis kürsüsünden bu da kan parası dendi falan. Hayır, yani kan parası değil. Tazminattır bunun ismi. O yüzden kanın bedeli yoktur. İnsanın bedeli yoktur. Sizin için, bizim için olmuş olabilir ama anne için, baba için, kardeş için dünyayı verseniz bedeli değildir. Ama en azından acıları hafifletmek için yapılması gereken hangi adım varsa hükümetimiz bu adımları atıyor. Atıyor mu? Atıyor tabii. Peki siz bu işteki sorumluların ortaya çıkacağını düşünüyor musunuz? Yani bir istihbarat yanlışlığı varsa nereden kaynaklandığının bulunacağını inanıyor musunuz? Yoksa şimdi, inanmak mı istiyorsunuz? Türkiye'de eskiden karşınızda bir blok vardı. Devlet, devleti temsil edenler bir bloktu. Devlet kutsaldı. Tabii. Bu devlete zarar getirecek, kutsallığına zarar verecek her şeyden devletin yetkilileri kaçınırdı. Şimdi bu anlayıştan bugün insanı kutsayan, devlet sadece bu insanın hizmetinde bulunan bir aygıt artık. Devlet kutsal falan değil. O yüzden devleti yanlıştan arındırmak, devleti temizlemektir. Eğer varsa hata, yanlış, bu yanlıştan devleti arındıracağız ki devlet bizim özlediğimiz olması gereken devlet olsun. Peki sizin yanlış hatırlamıyorsam Jale Özgen Türkiye verdiğiniz röportajda kullandığınız bir cümle vardı. Beni çok ilgimi çekmişti o zaman. Açılımda başta yanlış yapıldı. Evet. Doğru mu? Nerede yanlış yapılıyor? Yani şöyle şimdi? Tabii ki bilmediğimiz bir işi yapıyoruz. Yani düşünün işte devlet
30 yıldır şiddete karşı şiddetle mücadele ediyor. Şiddet şiddeti doğuruyor ve üretiyor. Bilinçli veyahut da bilerek, her neyse, bunun da altında bir sürü nedenler var. Bunları da sayabiliriz. Şimdi burada işleri siz şiddetle çözeceğinizi zannederseniz sonuç itibariyle tabii ki yanılırsınız. Jale Hanım'a söylediğim lafı tam olarak hatırlamıyorum ben. Tam şöyleydi galiba. Açılımda, başlangıçta yanlış yapıldı. Şimdi oraya onu söyleyeyim. Şimdi burada bir çözümden bahsediyoruz. İlk defa AK Parti döneminde bu sorunun çözümüne dair bir irade ortaya koyuldu. Şimdi bu açılım süreci başladığı zaman Diyarbakır'daki sivil toplum kuruluşlarını biz bir araya getirdik. Ve Diyarbakır'da, çünkü hükümet riskli bir işe soyundu, cesaret vermek lazım ve destek vermek gerekirdi. Bütün sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdik alelacele ve hükümetin bu çıkışına destek verdik. Bu açılım desteklenmesi gerektiğini ve doğru olduğunu söyledik, destek verdik. Şimdi açıkçası örgüt de ben çözüm istiyorum diyor. Tabandan artık halk bıktı bu işten, ciddi bir şekilde çözüm için dayatıyor. Şimdi bütün bunları bilmediğimiz bir iş yapıyoruz. Aslında BDP'nin de, PKK'nin de veyahut da devletin de çözümün nasıl olacağına dair çok ciddi bir projesi yok. Çünkü olaylar o kadar iç içe girmiş ve karışmış ki siz buradan sağlıklı bir çözüm üretebilmeniz için işte o dönem açılımla ilgili birçok sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler yapıldı. Devletin resmi birçok kurumuyla görüşmeler yapılıp raporlar düzenlendi, nasıl yapılmalı diye. Bizim itirazımız o dönem Sayın Başbakan Yardımcımız koordine ediyordu. Bugün de kendisi koordinatör. O zaman İçişleri Bakanı galiba. Tabii. Diyarbakır'daki toplantıda biz destek verdiğimizi, doğru bir iş olduğunu, hükümetin doğru bir iş yaptığını ama yöntemin bize göre doğru olmadığını söyledik. Yani çünkü insanları dağa çıkaran sebebi ortadan kaldırmadan, karşılıklı güven tesis edilmeden, doğudaki insanların beklentileri karşılanıp batıdaki insanların endişeleri giderilmeden dağdan indirirsek bu doğru bir şey olmaz. Dağdan tekrar iniş en son olmalı. En son. Çünkü insanları dağa çıkaran sebebi ortadan kaldırmadan dağdan indirmeye kalkarsak. Peki o sebep büyük ölçüde aslında ortadan kalkmadı mı? Şimdi orada işte Habur'da. Şu açıdan söylüyorum. Özür dilerim, lafınızı kestim. Şimdi PKK'nın kuruluş bildirgesine baktığınız zaman o gün talep edilen şeylerin, isteklerin büyük bölümü %80'i olmuş. Bugün karşılanmış vaziyette. Tabii tabii. Birkaç detay kalmış vaziyette. Şimdi, ona doğru da bir gidiş var ama sanki. Ama detay var ama %80'i karşılanmış. Geri kalan taleplerin ve sorunların da karşılanabileceği siyasal demokratik bir zemin var Türkiye'de. Evet, aynen. Yani evet. Bu zemin asla, yani bugün silahı meşru kılacak, şey silahlı olmadı. Mücadeleyi meşru kılacak asla hiçbir gerekçe bulamazsınız. Bana şöyle geliyor, sanki artık bir Kürt meselesinden daha fazla, yani bu sorun aslında çözüldü de büyük ölçüde, bu PKK ne olacak? Yani PKK'nın geleceğiyle ilgili bir şimdi korku var gibi aslında sanki. Aslında dünyanın her yerinde bu böyle olmuştur. Şimdi dünyanın birçok ülkesinde buna benzer sorunlar yaşayan ülkeler bir müddet o sorun eğer çözülememişse sorun şiddet üretmiştir. Şiddet sayesinde sorun tanınmış ve çözülmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. Daha sonra devletler sorunlarını çözme iradesi ortaya koymuştur. Ama şiddeti üretenin kendisi sorun haline gelmiştir. Bugün de bu. Bu her yerde böyle. Ha, maharet burada bir taraftan terörle mücadeleyi yaparken diğer taraftan demokratikleşme ve bu şiddeti ortadan kaldıracak formüller de aramakta. Şimdi bunu yaparken bazı siyasi partiler bunu istismar edip size şununla görüştüler, bununla görüştüler, şöyle yaptılar derler. Ama o bile çok denmedi aslında baktığınız yani zaman. Yani buna da bakmayacaksınız. Önemli reformlar risk taşır. Yani siz bu riskleri eğer göğüsleyebiliyorsanız, göze alabiliyorsanız zaten bu reformları yapabilirsiniz, çözüm üretebilirsiniz ki bu iradeyi Sayın Başbakan ve hükümet göstermiştir. Ha şimdi bilmediğiniz bir yolda ilerlerken bazen yol kazaları olabiliyor Habur gibi.
veya daha sonra da birkaç olay olmuş olabilir. Ama bu süreçten kopmak, vazgeçmek... Ama hükümet biraz koptu sanki o dönemde bu süreçten. Hayır, hayır. Hem arkasından KCK operasyonları başladı. Şimdi, o KCK'ların kelepçeli görüntüleri dağıtıldı. Ama yani o fotoğrafı çeken kim, basına sızdıran kim, neyi amaçladılar bunu yaparken... Hala bu işe karşı duranlar var. Devletin içinde de, farklı kesimlerde de bu işi sabote etmek isteyenler var. Şimdi bu bir mücadele, bu kolay bir iş değil. Ama hükümet hiçbir zaman bu çözüm iradesinden vazgeçmeyeceğini, neye mal olursa olsun çözüm üreteceğini ve çözeceğini söylüyor. Ha, belki zaman zaman şiddetin alevlenmesi, şiddetin boyutunun farklı yerlere taşınması çözümün sağlıklı yürümesine engel olmuştur. Yani şiddet bugün, özellikle son 6 aydır süren şiddet, Kürt sorununun çözümüne mi, yoksa bizim çözümden uzaklaşıp kopmamıza mı sebep oluyor? Ama ne olursa olsun hiçbir şey aslında bizi yıldırmamalı. Çünkü bu şiddeti üreten de veyahut da sizi çözümden koparacak provokatif eylemleri yapanlar da aslında bu çözümü istemeyenlerdir. Ve bu çözümün olmaması için bunları yapıyorlar. Kesinlikle. O zaman her şeye rağmen ne olursa olsun bu süreci asla kararlılıkla yürütmek ve bu süreçten kopmamak gerekiyor. Şimdi peki de böylesi yine, bir dönemdeyiz. Sizin bir enteresan bir lafınız vardı yine hatırlıyorum da. Demiştiniz ki Kürt meselesi çözülmeden Tayyip Bey'in Cumhurbaşkanlığına çıkması sorundur. Önce bu iş çözülmeli ki Tayyip Bey Cumhurbaşkanlığına rahat ilerleyebilsin. Şimdi tabii bu manşetin bir sorusu var. Bir de o sorunun, bu manşetin öncesi verilmiş cevabı var. Ben aklımda kalanı soruyorum. Evet, detayını tabii hatırlamıyorum. Manşet şimdi akılda kalır tabii. Şimdi tabii bana soran arkadaş yani uzunca bir röportajın sonunda ya acaba Tayyip Bey bu konuda samimi değil de bu işi işte Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar oyalayıp götürüp sonra Cumhurbaşkanı olup bırakacak mı? Soruyu hatırlamıyorum. Ne diyorsunuz diye. Yok zaten o şeyde yok. Röportajda o kısım yok. Yok kısım yok. Hayır kesinlikle dedim. Yani Türkiye'de Tayyip Bey'in cesareti ve karizmasıyla, otoritesiyle Türkiye'de bugüne kadar kimsenin cesaret edemediği, kimsenin el süremediği birçok mesele çözülmüştür. Ama Kürt sorunu bu sorunların aslında en büyüğü ve en önemlisidir. Kürt sorununu çözmeden ben köşke çıkacağını tahmin etmiyorum. 2012 yılı bu sorunun çözümü için çok önemli bir süreçtir. Ve Kürt sorununu çözmeden köşke çıkması da bir anlam ifade etmez. Çünkü yani Kürt sorununu da çözüp Türkiye'de tarihe geçecek olan bir lider olarak köşke çıkması daha doğru olur ki onun da zaten niyeti budur. Ve onun ancak parti üzerindeki otoritesi, cesareti ve karizması Kürt sorununun çözümünde cesur adımlar atmaya sebep olabilir. O yüzden şimdi yani size konuşacağımız çok gerekir. Şey var da vaktiniz yok. Bir önce dönmek istiyorsunuz. Evet. Son bir şey sormak istiyorum. Şimdi konuştuğum özellikle AK Partili yetkililer, hükümete yakın çevreler, başbakana yakın çevreler diyorlar ki bu sene, bu kış PKK'nın son kışı. Bu sene PKK sorunu Türkiye'de öyle veya böyle çözülecek. Bu yaz PKK'nın silah bırakması kuvvetle muhtemel. Seneye PKK diye bir derdimiz olmayacak. Kürt meselesini artık tamamen siyasi boyutuyla, terör boyutu değil siyasi boyutuyla konuşacağız diyorlar. Siz böyle bir olasılık görüyor musunuz? Ben bunu yazdım birkaç hafta önce çünkü. Şimdi kimse bu şiddetin boyutuna bakıp olumsuz ve karamsarlığa kapılmasın. İspanya'da da başka yerlerde de şiddetin zirve yaptığı dönemlerde çözüm üretmişlerdir. O yüzden yani çünkü şiddetin tırmandığı dönemde şiddetin anlamsızlığı ve bu acıların artık çözülmesi gerektiğine dair fikirler gelişir. Hele bu son 35 sivilin yaşamını yitirmesi de bizim ne kadar elimizi çabuk tutmamız gerektiğini ve bu sorunu çözmemiz gerektiğine dair acı bir tecrübedir. Bu anlamda 2012 yılında eğer biz yeni bir anayasa yapıp yeni bir anayasada sorunlarımızı, var olan sorunlarımızı çözebileceksek, bir taraftan terörle mücadelenin meşru zeminde yürütülen
boyutu devam ederken diğer taraftan Sayın Bülent Arınç'ın hükümet adına yaptığı açıklamadaki sorunu çözüm boyutunu ortaya koymuştur. Eğer çözeceksek zaten PKK diye bir sorunun kalmaması siz gerekir. Siz inanıyor musunuz bu sene biteceğine PKK'nın? İnanmak istiyorum, inanıyorum ve çözmemiz gerektiğine inanıyorum. Çözemesek bu halka karşı sorumluluğumuzu yerine getirmediğimiz anlamına gelir ki hepimiz bunun vicdani şeyini taşımamız gerekir. Sadece hükümetimiz değil, yani parlamentoda bulunan diğer siyasi partilerin de buna destek vermesi gerekir. Tek başına bizim çözebileceğimiz basit bir mesele değil. O yüzden hükümet bu irade gösteriyor, bu cesareti gösteriyor. Gerçekten samimi olan varsa destek versin. Niye desteğe ihtiyaç olsun? Yani hükümetin çoğunluğu var. 330 milletvekili var neredeyse. Şimdi çok önemli meseleleri siz halkı ikna etmeden çözemiyorsunuz. Ha, ayrı, tabii. Halkın %50'si AK Partili ise %50'si de başka partili. O yüzden diğer siyasi partilerin de kendi tabanlarını ikna etmede bu konuda parlamentoda bunu yasal değişikliklerde ve anayasal lazım. Değişikliklerde gerekeni yapması lazım. Ve bizler bu değişiklikleri, reformları yaparken siyaseten bunu istismar etmemeleri lazım, kullanmamaları lazım. Bunu bir milli mesele olarak görmek lazım. Yani insanlar ölürken bizim siyaset yapmamız, siyasi hesap yapmamız ahlaki değil. Evet, ama şimdiye kadar genelde yapıldı. Evet. Galip Bey, teşekkür ediyorum. 3 saat kalsa 3 saat konuşuruz bu konuyu da sizin bir an önce dönmeniz lazım. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. İnşallah bundan sonra yeni Uludere kazaları, Uludere hataları yaşanmaz. 30 yılda bir kere yaşandı. Umarız bir kez daha olmaz. Ben de şunu söyleyeyim, yani böyle şeyler oluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Savaşı'nda kendi gemisini bombaladı. Yani kendi halkını bombalamaz, kendi gemisini de bombaladılar ama hata her zaman oluyor. Terörle mücadele havadan uçakla yaptığınız zaman da bu kaçınılmaz hale geliyor. Evet. İşte Amerikan örneği ortada. Afganistan'da Predator'larla 1000 küsur terörist, yanı sıra 360 tane de sivil öldürmüşler. Terörle mücadele havaya taşındı mı böyle oluyor. Irak'ta Mesut Barzani'nin bu son Irak'a Amerikan askeri girerken Musul'da olsa gerek yaptığı bombalamada Mesut Barzani'nin özel kuvvetlerin evet. başındaki kardeşi evet. Yanındaki 30 kişi evet. öldü. Kendisi de hala felç. Evet. O yüzden bu hata oluyor. Ben de hata olduğuna açıkçası inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun. Değerciler, programın ikinci bölümünde konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün olacak. Biliyorsunuz yaptığı açıklamalar parti içerisinde oldukça tartışılmıştı. Hem o açıklamaları hem de diğer konulara ele alacağız. Evet değerli izleyiciler, Dersim çıkışıyla Cumhuriyet Halk Partisi tartışma neden olan Sayın Hüseyin Aygün konuğumuz. Ama bu akşam konumuz Dersim değil, bu akşam konumuz Uludere ve Hüseyin Bey de Uludere'den geliyor. Evet, evet Uludere'den dün geldim. Uludere'ye maceralı bir yolculuğunuz oldu. Evet. Ne oldu, niye sıkıntılı çekildi? Öncelikle 35 insanın yarısından fazlasının çocuk olduğu, bu kadar çok sayıda insanın ölümü hepimizi yaraladı. Oraya medyanın servis ettiği gibi bakanların gitmediğini, vatandaşla kucaklaşmadığını, acının paylaşılmadığını düşündük ve 6 kişi hemen 1 Ocak günü orada olduk. 2 gün boyunca izlenimlerimizi not aldık. Perşembe günü de açıklamayı düşünüyoruz. Ne gördünüz? Ya ilk gördüğüm şey yoğun bir sahipsizlik. Kocaman bir çadır kurulmuş Gülyazı Köyü'nün hemen içinde. Son derece kötü yollar. Kim kurmuş çadırı? Köy halkı. Köy halkı. Yani oraya bakanların gittiği, vatandaşla kucaklaştığı, bugün genel kurulda Sayın Beşir Atalay'ın veya başbakanın parti grup toplantısında söylediği gibi olmadığını biz orada bizzat yurttaşlardan dinledik. Müthiş bir sahipsizlik var. Sayın Beşir Atalay ve diğer AKP yetkilileri helikopterle köyün en üst noktasına gelip orada korucu olarak bilinen korucular var köyde. Ölenlerden de korucu çocukları var. Onun evinde sadece bir fotoğraf çekip yine helikopterle geri gitmişler. Köyün içine dahi girmemişler. Hiç kimseyle kucaklaşmamışlar. Bunun gerekçesi olarak da kaymakama yapılan o hepimizin üzüldüğü saldırıyı gösteriyorlar. Oysa
Tam da bugünlerde gidilmesi gerekiyordu. Biz ama de, şimdi yani biz orada devletin bakanlarına bir saldırı olsa, bir çatışma çıksa hoş olur muydu? Öyle bir hava olduğunu düşünmüyorum. Yani hava şöyle, 35 insan öldü. Hazım Kaplan o gün açıklama yaptı. Bakanlar, milletvekilleri buraya gelmesinler. Çok yanlış açıklamalar. Onu biz de eleştiriyoruz. Eğer gazetelerde yer alan şeyler doğruysa, herkesin silahı var, gelmeyin gibi ağır evet, ifadeler var. Bunlar doğruysa tabii provokatif bir ortam da vardır. Zira milletvekilinin böyle konuştuğu yerde sıradan vatandaş daha büyük daha da öfkeyle tabii hareket eder. Sonra 35 tane toplu mezar var orada. Onun bir öfke yaratmaması da mümkün değil. Siyasetçilerin daha dikkat etmesi lazım tabii. Ya o yüzden ben hani gidem köye girememelerini bir anlamda makul karşılıyorum. Yani daha da gerilimi arttıracak, daha da olay çıkaracak bir şey hoş olmayabilirdi diye. Ama şöyle Fatih Bey, mesela özel yetkili Diyarbakır Savcılığı veya Uludere Savcısı da gitmemiş. Sadece cenazeler defnedilmiş. Orada en önemli tanık var. Bence ailesinden kurtulan bir kişi. Biz gittik, onu videoya kaydettik. Onu dinledik, bilhassa çok önemliydi. Ne anlatıyor? Onu mesela savcı dinlememiş. Yani onun hemen dinlenmesi lazım. Zira tanıkların da beyanları zaman geçtikçe eskiyor. O özetle o gün meydana gelen olayın inanılmaz garipliklerden oluşan bir seyir izlediğini söylüyor. Olay öncesi, olay sırasında ve sonrasına dair bazı çelişkilere dikkat mesela çekiyor. Öncesinden başlayalım. Öncesinden şunu söylüyor. İlk defa geldiğimizde bütün yollar tıkalıydı diyor. Askerler geleneksel olarak kaçakçıları bilirler ve göz yumarlar. Çünkü Gülyazı'nın, Uludere'nin, o bölgedeki yurttaşların geçim ekonomisinin temel dayanaklarından bir tanesi kaçakçılıktır. Kaçakçılık derken Fatih Bey, öyle büyük değer ifade edilen nesneler değil. Çay, şeker, mazot, sigara. Yani 50 lira, 80 lira her kaçakçının cebine harçlık giriyor. 28 Aralık olması da yılbaşına hazırlık için yapılmış bir kaçakçılık faaliyeti olduğunu gösteriyor. O gün ilk defa bütün noktaların tutulduğunu söylüyor. Bu çok enteresan diyor. Hiç böyle bir şey olmuyordu. Ve kendilerinde köye bilgi verdiğini, bütün noktalar tutulu giremiyoruz dediğini belirtiyor. Köyün de korucuları ve jandarma komutanını aradığını, buna rağmen noktaların açılmadığını söylüyor. Bundan sonra da bu telefonlara yanıt verilmemesi vaziyet... Yani kaçakçılar biz kaçakçıyız diye bildiriyorlar aslında. Tabii ama zaten bu orada kabul görmüş bir şey. Yani oranın ekonomisinin koruculuk dışındaki kaynaklarından bir tanesi de kaçakçılık. Küçük ticari kaçakçılık diyeyim. Getirdikleri nesnelerin büyük bir bölümünü kendi mutfak harcamalarına kullanıyorlar. Bir bölümünü satıyorlar, mazot ve sigara gibi. O gün tuhaf bir şekilde gelen gruplar alınmıyor ve 20 dakika sonra bombardıman başlıyor. Bunun hiç olmadığını söylüyor. Yani askerler buna göz yumardı diyor. O gün göz yumulmadı diyor. Ve bütün telefon diplomasisine rağmen dört noktanın da açılmadığını, daha sonra jetlerin belirlenip ölüm yağdırdığını söylüyor. Peki şimdi burada tutarsızlık yok. Niye tutarsızlık yok? Şu açıdan. Evet, sokulmamışlar. Bu bilinen bir şey. Bu sefer göz yumulmuş kaçakçıda. Evet. İddia o ki bir istihbarat sonucu bu kaçakçıların arasında PKK'nın önemli isimlerinin bulunduğu ve onlara yönelik bir imha harekatı olduğu söyleniyor. Şimdi ölenlerin tümünün biz mezarlarının başına gittik ve tüm annelerle konuştuk. Hepsi yakalarına çocukların fotoğrafını asmışlardı. Bize hem çocuklarını çekmemizi hem de kendi beyanlarını almamızı rica ettiler. Çoğu Kürtçe konuştu. Kürtçe de biliyoruz biz, dinledik falan. Ya ölenler arasında köy halkının ve bizim anladığımıza göre herhangi bir terör örgütü mensubu yok. 2-3 kişinin cesedinin bulunmadığı, çünkü cesetlerinin bütünlüğünün kalmadığı söylendi. Ama bu konuda da savcı herhangi bir şey yapmadığı için sağlıklı bir sonuca ulaşamadık. Şimdi Fatih Bey, birkaç hafta evvel orada vahim saldırılar oldu. Mehmetçikler şehit oldu. Hepimiz çok üzüldük. Buna karşı önlemlerin artırılması da normal. Ama olayın öncesi, cereyan edişi ve daha sonrasındaki bazı gelişmeleri de sorgulamak, bu konuda kamuoyunu aydınlatmak görevi var. Çok fazla savcılardan umutlu değilim. Ne yazık ki yargı büyük oranda hükümete teslim olmuş durumda. Ama hükümet de bugünkü tavrıyla, Başbakan ve Eşref Atalay'ın genel kurulu konuşmasıyla bu konuyu çok aydınlatmaya niyetli olmadığını bana göre ortaya koyuyor. Niye öyle bir varsayım içerisindesiniz? Yani mesela gazeteler çarşaf çarşaf yazıyorlar. Bir istihbarat var, istihbarat akışı var. Fehman Hüseyin'in orada olduğu iddia ediliyor. Örgütün kanlı eylemler yapabileceği bilgisine ulaşıldığı söyleniyor. Bunlar bile hükümet tarafından teyit edilmiyor. Bunların varlığı yokluğu tartışılıyor. Başbakan gazetecilerle polemiğe giriyor. Ciddi bir hükümetin 35 insanın öldüğü, 12 yaşında çocuğun öldüğü bir olay daha dikkatle ele alması gerekiyor. Peki şimdi hakikaten bir istihbarat olması gerekmiyor mu? Bir istihbarat olmasa niçin oraya
böyle bir saldırı düzenlesin. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele daha önce böyle bir yöntemi yok. Yani gidip de sivilleri bombalamak, köyleri bombalamak, sivil olduğu bile bile insanları öldürmek gibi bir eylemi yok. Tamam, 90 sürecinde tek takım, tük olaylar oldu. Tek tük olaylar vardı ama göz göre göre bu şekilde yani tabii. Bir takım çeteler vardı ama böyle bir şey tabii, olmamıştı. Tabii, asla, belli tabii. Ki bir istihbarat şeyi yanlışlığı yok mu burada? Yani istihbaratın da tabii kimden geldiği belli değil. MİT de istihbarat vermediğini hemen ilk gün jet hızıyla açıkladı. Bu istihbarat başka hangi odaklardan gelmiş olabilir? Yani askeri istihbarat var, MİT var, Amerikan'dan yapılan bilgi paylaşımı var. Bölgedeki ajanlar var. Başbakan söyledi, yetkililer söylüyor. Hani önce bunun bir bence netleştirilmesi gerekir. Onun üzerinden konuşulmak lazım. Bu basında, kamuoyunun önünde konuşulmayabilir ama parlamentoda konuşulabilir. Evet, gizli toplantılar yapılıyor parlamentoda. Hiçbir şey de konuşulmuyor. Bu olaya değer niye konuşmayalım? Ölenler Gül Yazılı köyünden olunca, Uludereli olunca değersiz mi oluyor, insan olmuyor mu yani? Ben o algıyı da üzüntüyle izliyorum yani. Bu Türkiye'de batıda bir yerde olsa, İzmir'de, Tekirdağ'da düşünsenize ne yürüyüşler olur, ne gösteriler olur. Az önce Sayın Enser'den söyledim yani kaçakçılık elbette suç ve yapılmaması gereken bir şey. Bölgede göz yumulması zaten vahim bir olay. Ekonominin kaçakçılığa dayanır hale gelmesi vahim bir olay. Ama diyelim ki bu kaçakçılığı şeyden yapıyorlardı, Kapıkule'den yapıyorlardı. Kapıkule'de kaçakçılık yapıyor diye atıyorum bir otomobile tanklarla ateş açılırsa herkes ayağa kalkar yani, kabul edilir bir şey değil. O yüzden zaten kimse. Ama mesela hükümet de bununla ilgili üzüntülerini ve yanlışlığını zaten söylemiyor mu? Bence söylemedi henüz. Çünkü bugün olay araştırılır, incelenir. Eğer gerek görülürse özür dilenir dedi bir hükümet yetkilisi. Köye giden bir bakan veya hükümet yetkilisi olsaydı, o insanların yüzündeki acıyı görseydi eminim hiç duraksamaksızın özür dilerdi. Çünkü 13 yaşında bir çocuğun ölümünün hiçbir açıklaması olamaz ki. Peki şimdi yani şunu söyleyeyim. Şimdi 1937'de 37'de yapılan bir bombardıman için özür dileyen bir hükümet. Bunun için niye özür dilemesin ki? Eğer bir hata varsa ortada. İşte o özür de mesela Avrupa basında Fatih Bey yarım özür, taktik özür olarak niteleniyor. Ben Alman gazetelerinde okudum. Dış basın bile o özrü tartışmalı buluyor. Çünkü özrün hemen ardından bir takım adımlar atılmazsa lafta kalıyor ve inandırıcı olmuyor. Başbakan dersim özrü de tabii henüz önümüzde imkan var. Tümüyle o süreç kapanmadı. Ama mesela Dersim'le ilgili bir komisyon kurulması önerisi verildiği halde AKP oylarıyla reddedildi. Bu konuda da hani kuru bir özürle geçiştirilemeyeceğini oradaki köylüler bize söylediler. Tazminat ve özür de yetmez diyorlar. Ne yapacak peki? Araştırılsın, faillerden hesap sorulsun diyorlar yani. Şu an mesela hükümetin faillerden hesap sorma diye bir eylemi var mı? Ben bugün parlamentodaydım genel kurulda. Ruh hali şu, bir yanlışlık oldu. Hatta biliyorsunuz Sayın Hüseyin Çelik çok duygusuz bir cümle kurdu. Operasyon kazası dedi. Yani bir takım maddi zararlara yol açan, insani boyutu olmayan bir operasyon gibi niteledi. Ya eminim Sayın Hüseyin Çelik köye gitseydi aslında öyle kötü bir kavram kullanmaz. Dünyanın... O kavram da büyük tepki yaratmış köyde. Kaza mı, operasyon mu, ne demek diyorlar. Dünyanın en ileri orduları bile bu nevi mücadele, terörle mücadelelerde benzer hatalar yapmadılar mı? Yaptılar. Mesela Almanya, Afganistan'da 3 sivilin ölümünü tespit ettikten sonra Savunma Bakanı istifa etti. Şu an Almanya'daki Cumhurbaşkanı bazı harcamalarında iş adamlarıyla birlikte çalıştığı ve bunu inkar ettiği için bir kriz içerisinde istifa edebilir. Bakın oralarda ne kadar küçük krizlerden siyasetçiler istifa ediyor. Amerika, bizde özür bile dilenmiyor. Amerika Predator'larla 360'a yakın sivili öldürdü Afganistan'da. Bir özür falan duymadım ben mesela. Ama Amerika'yı kendimize örnek alamayız ki. Amerika bizim örneğimiz olamaz. Amerika genellikle Müslüman ülkelere ölüm yağdıran bir devlet. Dünyadaki algı da böyle. Demokrasi götürmek istiyor olabilir, bazı rejimleri değiştirmek istiyor olabilir. Buna Avrupa'da destek veriyor olabilir ama Amerika bizim modelimiz olamaz bence. Peki, siz diyorsun ya tazminat falan da, çünkü bugün başbakan tazminat vereceğiz. Yani. Bölge 22 bin lira veriyorlar Fatih Bey. Şu an 2004'te yayınlanmış bir kanun var. Terörle mücadeleden doğan zararları karşılayan kanun. Ona göre 2012 rakamlarına göre 22 bin TL veriliyor. Vatandaş şöyle diyor orada. Tazminat da istemiyorum diyen aileler var. Ne tazminatı? Bunu yapanlar hesap versin diyorlar. Hani onunla şunu kastetmiyorlar. Sorduk biz. Düğmeye basıp bombayı atan pilotlara mı kastediyor? Hayır diyor. Hayır. Onu kastetmiyorum. Ona verilen emir diyor. Gelip görevini yapmış. Bu bilgi nasıl geldi? Hani çocuklarımızın oradan geçtiği... Ben ilk günden beri bunu yazıyorum. Tabii. Ya bence de. Yani iki tane askeri suçlayıp bu işi kapatamayız.
Kaldı ki o askerlere dönük de bir şey var mı bilmiyoruz. Genelkurmay açıklaması da olayın bir yanlışlık olduğu tezi üzerine inşa edilmişti. Peki mesela o günle ilgili bilgiler, ilk gün gelen bilgiler şöyleydi. Köylüler oradan geçmek isterken top ateşi başlıyor. Arkasından helikopterler kalkıyor müdahale etmek için. Sonra Ankara'dan gelen bir emir, helikopterler geri çekiliyor. Top ateşi durduruluyor ve uçaklar geliyor. Doğru muymuş bu bilgiler? Bunu söyleyenler oldu ama farklı şekilde anlatanlar da var. O yüzden savcının bir an evvel tanıkları ve köy halkını dinlemesi lazım. Bilgiler de eskiyor. Şimdi mesela bazı soracağım. Kişiler bizle konuşurken kulağına eğilmeler, onu yönlendirmeler de oldu. Biz bunu da gördük. Bazı kişilerin hani oradaki tanıklar üzerinde etkide bulunma olasılıkları da var. Neticede büyük bir taziye çadırı orada da hani. Şimdi tam doğru soruyorum. Yani olayı yaşayanların var. İfadeleri bile çelişkiliyken, evet. Olayın içerisinde olayın mağdurlarının bile ne olduğunu netlikle ortaya koyamazken, bir yönlendirirken nasıl bu iş çözecek? Yani nereden bir bilgi gelecek de bu işin gerçek sorunları bulunacak? Bence MIT'in raporları, bu operasyonel faaliyete yol açan ham düşünceleri nasıl netleştirdiği, bu raporların saat saat nereye aktarıldığı, daha sonra bu raporlarda yer alan bilgilerin ne ile denetlendiği hususları kamuoyuna veya parlamentoya açıklanmalı. Kamuoyuna açıklanmayabilir. Parlamentoya açıklansın, bize de açıklanmıyor. Fatih Bey, bölgedeki insanlar şunu söylüyorlar. Genelde bir operasyon olmadan evvel köylülere sorulurdu. Sizden kimse var mı? Var. Bugün kaçağa giden var mı? O gün bu soru da sorulmamış. Bunu herkes bize döne döne söyledi. Halbuki dedi, giderken herkes grupları gördü. Askerler de biliyordu. Zira her gün gidiliyordu. Ve o gün en az sayıda insan gitmiş. Belki de yılbaşı olduğu için. Normalde 150-200 kişi her gün düzenli olarak gider döner diyorlar. O gün 40 kişi gitmiş. Bunlar da üçer dörderli gruplar. İçeri giremedikleri için bir birikme oluyor. Birikiyorlar, bir araya geliyorlar ve korkuyla uçaklar bekliyorlar. Bize ifade edilen bu. Bu işte bakımdan hani MIT'in raporlarının da denetlenebilir olması lazım. En azından belli kurumlar ve yerel askeri otoritelerce. Şimdi burada da bir çelişiyor mu mesela? Deniyor ki işte kaçakçılar 60-70 kat, az önce sayın Ensar, evet, kaçakçılar, evet, 70 katına gider, terör örgütü ise 5-6 katırla. Yani biri, evet, insan yoğundur, biri hayvan, evet, katır yoğundur. Evet. Kaçakçılar katır yoğundur, teröristler insan yoğundur, evet, diyor. Ama şimdi mesela sizin söylediğinizde bu bilgi çelişiyor. Siz diyorsunuz ki küçük küçük gruplarmış, orada giriş yapamayınca kalabalıklaşmışlar diyorsunuz. Tabii yani o gün 40 kişi bir arada gitmiyor. Herkes amcasının oğlu, dayısının oğluyla gidiyor. Biz sorduk. Siz bunu nasıl belirliyorsunuz? Bu neticede yasa dışı bir faaliyet. Kamu otoriteleri göz yumsada. Dediler ki dayımın oğlunu, halamın oğlunu o gün uygunsa alıp gidiyorum, kim akrabamsa. Giremedikleri için o gruplar birikmeye başlıyor. Fakat çok sayıda katırla gidip gelmeleri de normal. Çünkü bunlar mal taşıyorlar. Mal getirip satmak, karınlarını doyurmak istiyorlar. Örgütün de bugüne kadar köylülerin söylediğine göre yaptığı hiçbir eylemde çok fazla sayıda katır veya hayvan kullanılmamış. Dikkat çekeceği için köylüler bunu şöyle ifade ediyorlar. Uçaklar gelip geçerken, görüntü alırken bu kadar çok sayıda hayvandan ötürü bunun bir kaçakçı grubu olduğunu anlamalıydılar. Böyle ifade ediyorlar. Şimdi benim bugün yazdığım bir komplo teorisi var. Ben de şöyle bir teori ürettim. Bütün bu sizin anlattıklarınıza benzer şeyleri biz de duyduğumuz için. Diyorum ki sanki orada kaçakçılığa bir süredir özellikle göz yumulmaya başlanmış. Evet. Niye? Çünkü devlet öğrenmiş ki kaçakçıların arasına sızan terör örgütü mensupları da bu yolu kullanmaya başlamışlar. Evet. Ve biz göz yumalım ki oradan bir büyük balık buraya gelir diye. Ve işte Fehman Hüseyin olduğu söyleniyor bu sefer. Evet. Ve bekleyip çünkü birkaç aydır oradaki kaçak faaliyetin iyice yoğunlaştığı ve rahatladığı söyleniyor. Daha, evet, önce bir denetim varken tamamen kaldırılmış bu denetim. Evet. Ve demişler ki, bana göre demişler ki ya bir babalardan biri de bu yolu kullanarak gelecek. PKK'nın büyük başlarından biri. Ve istihbaratta gelince Fehman Hüseyin bu grupla, evet, geliyor diye bombalamışlar. Evet, evet. Diye düşünüyorum. Olamaz mı böyle bir şey? Olabilir. Çünkü Türkiye'de terörle mücadele adına çok vahim hatalar yapıldı. İnsanlar suçların şahsiliği ilkesi ihlal edilerek aileleriyle, köyleriyle birlikte baskılara uğradılar. Balığı yok etmek için göl kurutulmak istendi. Binlerce köy boşaldı. 1 milyon, 1,5 milyon civarında insan TBMM raporuna göre Türkiye'nin çeşitli yerlerine zorunlu olarak göçe gittiler. Evet, evet. Yani niye bir Fehman Hüseyin gibi önemli biri, Türkiye'ye zarar vermiş,
pek çok Mehmetçiğin evine ateş düşürmüş bir PKK yöneticisi. Üstelik Türkiye'li de değil, Suriyeli. Tepkilerin bir boyutu da bundan olsa gerek. Onu yok etmek için 35 kişiyi gözden çıkarmış olabilirler. Ama bu da kabul edilemez ki. Yani diyelim ki Fehman Hüseyin orada olsaydı ve ölseydi, bu bir zafer miydi? 12 yaşında çocuk öldükten sonra kabul edilemez. Ama tabii bugün hava çok farklı oldu. Fehman Hüseyin öldürüldü. Tabii. Havası oldu. Muhtemelen 35 kişi de suçlanırdı. Bunları bilerek arasına aldı. Bunun bir oyun olduğu falan. Biz de bugün belki bu program bile yapamazdık. Ama neticede çocuklar öldü. Bakın biz çadıra giderken Fatih Bey, hep liseli öğrenciler vardı. Ve küçücük çocuklar o kadar öfkeli ki, bizim çalışmamızın bir boyutu halkı sakinleştirmekti. Sakin olun, öfke duymayın, acınızı içine. Peki size yönelik bir tepki yok muydu? Yok, hayır. Çünkü CHP bölgede güçlü bir parti değil sonuçta baktığınız zaman. Değil ama tabii acıyı paylaşmaya gidenlere de bir tepki duymuyorlar. Hükümet eğer bu bir operasyonel kazadır demeseydi, biraz daha hani insani yaklaşsaydı, ben hükümete de tepki olacağını düşünmezdim. Köylüler de zaten hükümetin katliam yaptığını söylemiyorlar. Hükümet sorumludur diyorlar. Yani köylülerin de bu konuda bir yargısı yok. Buna niye engel olunmadı? Bu kadar çelişki bir araya geliyor. Bizim bunun katliam olduğu şeklinde başka bir sonuç bulamıyoruz diyorlar. Dolayısıyla yani oraya kim giderse gitsin, hele taziye evine giden birine tepki gösterme kabul edilemez. Kaymakama dönük şey de çok kötü bir şey. Şimdi, köylüler de söylediler. Dediler bu bölgenin insanı çok saygısızlık oldu. Yapan 5-6 kişi onaylamıyoruz. Köylüler çok üzgün yani. Ama şimdi mesela kaymakam ölümden dönmüş. Ve yaşlı bir adamcağız araya girmese kaymakamı neredeyse linç edecek. Saldıranlar olmuş. Peki mesela söylenen şu. Bunlar köyün adamı değildi, dışarıdan gelmiş bir takım provokatörlerdi. Siz ona katılıyor musunuz? Yani olabilir, çünkü köylü, yerel insanlar bu tip şeyler genellikle yapmazlar Fatih Bey. Yani tanınırlar, orada akrabaları vardır. Yanlış bir hareket yaptığında onu denetleyen bir grup vardır, herkes birbirini tanıdığına. Ama dışarıdan gelen yüzü maskeli kişi örneğin, onu kimse denetleyemez ki. Bu doğru olabilir. Mantıklı gibi görünüyor. Peki bölgeye mesela şimdi bu olayı provoke etmek veya bu olayı kullanmak maksatlı dışarıdan gelen örgüt mensupları falan var mı? Orada biz incelemelerde bulunurken gelenler vardı ama örgüt mensupları değildi. Filanca belediye yöneticileri, filanca lisenin öğrencileri. Türkiye'nin batısından da siyasetçiler, belediye meclis üyeleri gelmişlerdi. Herkes 5 dakika gelip dua edip, anons edilip, başsağlığı dileklerini iletip anneleri babaları görüp dönüyordu. Kısa kısa görüşmelerdi. En uzun kalan grup biz olduk inceleme yaptığımız için. Peki az önce Sayın Ensaroğlu dedi ki Türkiye'de karanlık dönem sona erdi. Şimdi baktığınız zaman da hakikaten pek çok konuda yani hala çok ciddi hatalar var. Yargı sürecinde bir sürü hatalar yapılıyor. Pek çok konuyla ilgili uzun tutukluluk süreleri herkesin artık içini acıtıyor yani. Bundan en yana olanlar bile, hatta bunu neredeyse provoke edenler bile bugün artık ya bu da artık çok uzun oldu falan demeye başladılar. Az önce Galip Ensar dedi ki Türkiye eski Türkiye değil. Artık faili meçhul cinayetler işlenmiyor. Artık devlet içerisinde bir takım çeteler örgütlenip devlet adına hareket ettiğini söyleyen bir takım unsurlardan emir alarak infazlar gerçekleştirmiyorlar, illegal hareketler yapmıyorlar dedi. Bunlara da ben büyük ölçüde katılıyorum yani. Kısmen doğru tabii. Sizce ne kadarı doğru ne kadar yanlış? Ama nerede hata var hala? Bu aslında AKP hükümetiyle ilgili değil. Bu Türkiye'nin yapması gereken bir şeydi. Hangi hükümet gelirse gelsin bu olacaktı. AKP biraz ideolojisi, bünyesi, kadro yapısı, geldiği siyasal kökler nedeniyle bu programa daha cesur yürüttü. Orduyu kontrol altına alma, belli geleneksel kurumları kendi otoritesine tabi kılma gibi hedefler güttü ve büyük oranda başardı. Süreç hemen hemen bitmiş görünüyor. Ama Türkiye'ye demokrasinin gelmediği, faili meçhul cinayet olmasa bile binlerce insanın tutuklandığı, basın özgürlüğünün ortadan kaldığı, 99 gazetecinin içeride olduğu, öğrencilerin tutuklandığı, sokakta başbakanı protesto etmenin en tehlikeli terör eylemi kabul edildiği yeni bir dönem başladı. Bence baskının biçimi değişti. Ben mesela kendim avukatlık yaptım Tunceli bölgesinde. Önemli olaylar izledim. DGM'leri gördüm. DGM'de askeri yargıçların olduğu dönemi gördüm. Ama inanın şu an özel yetkili mahkemelerin pratiği hiçbir zaman geçmişte böyle olmadı. Geçmiş 12 Eylül dönemi de dahil daha hafifti. Daha fazla hukuk normları işliyordu. Belli kurallar daha yerleşikti. Ama şu anda bir insan... DGM'ler bile daha mı iyi diyorsunuz? Tabii. DGM hatta askeri mahkemeler bile daha iyiydi. Ben hani ceza avukatı olarak bunun tanığıyım. Şu an gizli tanıkla herhangi bir insanın siz, ben tutuklanmamız, yıllarca içeride yatmamız ve bizi suçlayan kişinin yüzünü hiç görmememiz mümkün.
DGM'ler döneminde böyle bir müessese hiçbir zaman olmadı. Sizi kimin suçladığını, niye suçladığını bilirdiniz ve onu çürütme şansınız olurdu. Savunmanın iddia makamıyla eşitliği prensibi gereğince, silahların eşitliği diyoruz biz buna. Şu anda öyle bir şey yok. Bakın Ayhan Çarkın konuşuyor. Konuşmaları hiçbir şekilde dikkate alınmıyor. Verdiği isimler tahliye edildi. Ama gizli tanıklarla işte 3 yıldır tutuklu olan insanlar var. Gizli tanıklar arasında bir ilçenin Cumhuriyet Savcısının olduğunu öğrendik. Basında yazıldı, çizildi. Gizli tanık müessesesine aykırı yani. Ayhan Çarkın'ı soracağım size. Evet, epey notum var o size. O reklamlardan sonra. Ya veya hadi başlayalım ya, reklamları falan beklemeyeyim. Ayhan, şimdi ya da şimdi şu reklam arası vereyim, sonra uzun uzun rahat rahat konuşalım Ayhan Çarkın meselesini. Beyciler, kısa bir reklam arası, ardından Ayhan Çarkın neler anlattı, neler dedi, ne kadar güvenilir, ne kadar güvenilmez, Hüseyin Aygün'le bunları konuşacağız. Evet, geçelim Ayhan Çarkın'a. Ayhan Çarkın'la Sincan FTP cezaevinde bir görüşme yaptınız. Evet. Ayhan Çarkın, geçmişin tetikçisi olduğunu itiraf eden, fail meçhul cinayetlerin pek büyük bölümünde kendisinin de rol aldığını, hatta 1000 kişi öldürdük falana kadar işi bir dönem... Sayıyı düşürmüş şu anda. ...getirmişti, şimdi biraz daha sayıyı düşürdü. Evet. Şunu merak ediyorum, görüştünüz. Ne kadar sağlıklı? Çünkü ben açıkçası kendi adıma çok güvenilir bulmuyorum. Evet. Geçmişine de bakınca hiç güvenilir bulmuyorum. Bugün söylediklerinde de yani sanki biraz kendini temize çıkar, yani ben de yaptım ama bakın falan diye böyle hani suçu yayma ve yumuşatma havası bu var. Evet. Bilemiyorum yani ne kadar güvenilir gördünüz? Bunları sordum. Hani bir plan dahilinde konuşup konuşmadığını, bunun bir hazırlığın parçası olup olamayacağını, kendisinin farkında olmadan böyle bir sürecin işleyip işlemeyeceğine inanıp inanmadığını sordum. Sadece ben tutukluyum bu soruşturmada. İsmini söylediğim 7 kişi bir ayda tahliye edildi. Dolayısıyla bir tek ben kendim ceza tehdidi altındayım. Böyle bir şey niye yapayım diye cevap verdi. Ben Fatih Bey 100 sayfayı bulan el yazısı notlarını da okudum. Orada mesela hükümete dönük fazla bir şey söylemiyor. Onu da sordum. Bir açıklama yapmadı. Muhalefeti, bütün siyasi figürleri, orduyu anılarında eleştiriyor. Ve bazı sağlıklı olmayan şeyler var. Mesela Mehmet Said Kotku ile ilgili çok anılarında ölümler var. Deniz Gezmiş'in kendi evlerinde kaldığını söylüyor. Abdullah Çatlı'nın gelip kaldığını söylüyor. Çatlı'nın Deniz Gezmiş'in yatağında yattığını, annesinin bunu Çatlı'ya söylediğini aktarıyor notlarında. Bu kadar cinayetten, böyle yoğun bir terör döneminden sonra doğrusu herhangi bir tetikçinin ben sağlıklı kalacağına inanmıyorum. Ama davranışlarında bir tutarsızlık, akıl hastalığını ortaya koyan ciddi ölçüde arazlar görmedim. Peki bu söyledikleri mesela Deniz Gezmiş'le ilgili söyledikleri, Deniz Gezmiş, Abdullah Çatlı dostu yakınlığıyla ilgili söyledikleri inanılır geliyor mu size? Yani bunlar biliyorsunuz çok önemli figürler. Çatlı, mesela Bülent Ersoy'la söyledi Deniz Gezmiş'le yakın dost olduğunu. Evet, yani Deniz'le herkes ilişki kurmaya çalışıyor. Evet. Deniz çünkü çok saygın bir isim Türkiye'de. Bana sorarsanız kişisel olarak çok inandırıcı gelmedi. Anılarının zaten ehemmiyetli kısmı da bu değil. Ama şöyle diyor, bunlar oldu diyor, ne olduysa ben onları yazdım diyor. Zahit Kotku'ya atıfta bulunması da benim dikkatimi çekti. Ne alaka? Yani İstanbul'dan tanıdığını, onun çocukken kendisini çok sevdiğini, nasihatler verdiğini yazıyor. Anılarının çeşitli yerlerinde. Birden bir cinayet anında ona dönüyor. Bana diyor zaten söylemişti, sabret diye, şükür et diye. Bunlar bir tarafa, benim görüşmemden sonra iki önemli şey oldu. Birincisi MİT, Ankara Özel Yetkili Savcısının isteğine uygun olarak bir dosya gönderdi Hakan Yüksel'e. Orada Çarkın'ın söylediklerinin önemli siyasal ve askeri figürlerle ilgili itiraflarının büyük oranda doğru olduğunu söyledi. Gazeteler bunu yazdı. İkincisi yine aynı savcı, Ankara Özel Yetkili Savcısı. Şu an İstanbul'da Ergenekon Terör Örgütü ve Devrimci Karargah üye olmaktan tutuklu Hanefi Avcı ve Veli Küçük'ün Ankara'ya getirilip sorgulanmasına karar verdi. Bunlar ilginç gelişmeler. Demek ki Çarkın'ın söyledikleri iyi kötü şu anda araştırılıyor. MİT'in dosyasında da bu itirafların doğru olduğu tespiti yapılması bana önemli geldi. Aslında Hanefi Avcı Fatih Bey 97'de Susurluk yeni patladığında bazı önemli şeyler söylemişti. Terör örgütleriyle yasal düzen içinde mücadele edilmeyeceğinin Ankara'da değerlendirildiğini, MİT, emniyet ve jandarma içinde özel çekirdekler kurulduğunu, bunların yasa dışı infazlar ve gözaltında kayıplar yaptığını, hedefe ulaşıldıktan sonra mafyalaştığını, adi suç örgütüne dönüştüğünü söyledi. Daha sonra ismini verdiği şahıslar da Hanefi Avcı da dahil diğer figürleri suçlayarak
aynı süreci hemen hemen doğruladılar. Şu kesin, 90'lı yıllarda çok ağır olaylar yaşandı. Yargısız infazlar oldu. 1000 civarında insan gözaltında kaybedildi. Bunlarla hesaplaşılması lazım ve Ayhan Çark'ın tutarlı tutarsız bir projenin parçası veya değil, böyle bir imkan sunuyor. Bunu değerlendirecek miyiz? Bunu savcılar veya TBMM ciddi olarak ele alacak mı? Buna bakacağız. Ben de zaten yaşam hakkı ihlalleri alt komisyonu üyesi olarak kendisiyle görüştüm. Çok olumlu karşıladı gelmemi, izliyormuş çalışmaları. Hani o da kendi itiraflarının Türkiye için bir fırsat olduğunu, kendisinin tümüyle hakikat için konuştuğunu, öldürdüğü insanları yıllardır rüyalarında gördüğünü, cumartesi anneleriyle rüyalarında konuştuğunu söylüyor. En bilinen cinayetlerinden bir tanesi Ayhan Çarkı'nın da içinde olduğu Kumarhaneler Kralı Ömer Lütfü Topal cinayeti. Mesela onunla ilgili ne anlatıyor? Onlarla ilgili çok konuşmuyor, çok ilginç. Daha çok Hüsamettin Yaman, Soner Gül, Ali Efeoğlu, Ayhan Efeoğlu. Peki sen onunla ilgili niye konuşmuyor? Yani belki de bu öldürdüğü kişiler genç yaşta üniversite öğrencileri ve vicdanını sızlatıyor diye. Çünkü biz yanıtıldık, bize polis katilleri, polis aracına bomba attılar, teröristler diye ihbar geldi. Gittik çocukları alıp öldürdük diyor. Ve öldürürken de hepsinin çok cesaretli davrandığını, son anda bile hiçbir şekilde geri adım atmadığını, mesela Hüsamettin Yaman ve Soner Gül'ün insanlık onuru işkenceyi yenecek diye bağırdığını, o sloganı duyar duymaz aslında kahrolduğunu, mahvolduğunu, hiç unutamadığını o sloganı söylüyor. Ayhan Efeoğlu'nun kendisine bir paket olarak patlayıcı var, götürüp ormanda imha edeceksiniz diye bir paketin verildiğini, Trakya ormanlarına gittiklerinde paketi açtıklarında bir insanın çıktığını, daha sonra o insan... Canlıymış şimdi. Ayhan Efeoğlu varmış. Canlıymış. Hayır, ölüymüş. İşkencede öldürülmüş. Gayrettepe'de sorguda ölmüş. Getirip gömüyorlar. Galatasaray'dan geçerken resmini görüyor diyor. Anladım ki o Ayhan Efeoğlu'ymuş. Dolayısıyla diyor, sayın vekilim şu anda hücremde Ayhan'ın resmi var. Her sabah kalkıyorum ve özür diliyorum. Biz seni öldürdük kardeşim. İşkence yaptık. Seni öldürdük ve sen ölüp gittin diyor. Şimdi mesela bu şimdi görüntüleri de var. Şuralara buralara gömdük diye götürdü. Neredeyse bölgedeki bölgeyi tarla gibi sürdüler. Hani o fıkıda vardır ya, merak etme baba ben senin tarlanı sürdürdüm şeyi. Tam öyle yani, bölgede tarla sürdüler ama hiçbir ceset mesela çıkmadı. Evet, onu da şöyle açıklıyor. Geniş bir alan taraması lazım diyor. Hani ben 17 yıl sonra belli yerler gösterdim. Gösterdiğim noktalar kazıldı diyor. Oran geniş bir alan olarak düşünülüp taranmalı. Fiziki büyük değişiklikler var. Ben de kısmen yanılıyor olabilirim. Ben oralara o insanları gömdüğümüz fikrinin arkasındayım. Yalan söylemiyorum diyor. Ama inandırıcılığım da ceset çıkmaması nedeniyle biraz zayıfladı. Bunun da farkındayım diyor. Hatta öyle ki özel timcilerin tahliyesine yapılan itirazı bile mahkeme ceset aramasının sonrasına bıraktı. Eğer ceset bulunabilseydi belki başka bir karar çıkabilirdi mahkemeden. Söylediği şu, beni de tahliye edebilirler. Fakat ben bir fırsatım, karanlıklarla yüzleşilsin. Bu kararı ailemle aldım. Ceza verilse de razıyım. Öldürdüğüm insanlar çünkü zaten rüyalarıma giriyor. Mesela Perpa baskında öldürdükleri garson kızı anlatıyor. Fatih Bey 1994'te oldu yanılmıyorsam. O olduğu gün bile infaz olduğunu hukukçular, vatandaşlar, herkes söylüyordu. Kendisi şöyle dedi, kurşunları serptik, silahları indirdik, çatışma süsü verdik. Hatta dedi, garson kızı öldüren kişiyle ben kavga ettim, onu niye öldürdün diye. Perpa'nın mesela bir infaz olduğunu söylüyor ve Ayhan Çarkı'nın ceza aldığı tek dosya Perpa. Yargıtay bozdu ve beraat etti. Bu arada şöyle gelişmeler de oldu. Sadece failler boyutuyla değil, kurbanlar yönünden de ilginç şeyler var. Selma'nın orada ölen garson kızın, Bağcılar'da öldürdükleri çocukların, Maltepe'de infaz edilen Tikoji diye öldürdükleri üniversite öğrencilerin aileleri şu anda beni arıyor ve yardım istiyorlar. Yani mağdurlar yönünden de bir umut dalgası var. Ayhan Çarkı'nın doğru söylediğini hepsi düşünüyor. Çok enteresan ve hepsi. Selma'nın babası mesela mektup yazdı, gazetelerde yayınlandı. Ayhan Çarkı'nın itiraflarına devam etmesini, ondan nefret etmediklerini, ondan öç almak istemediklerini açıklıyor. Peki mesela siyasi olarak bir şey, kimi suçluyor, ne diyor yani? Bu itiraflarındaki devleti gaye mi? Devlet derken şimdi soyut bir Milli şey Güvenlik susam... Kurulu'nu suçluyor. Dolayısıyla tüm devlet aktörleri. Ama şunu da söylüyor, biz cinayet işleye Özel Hareket Şube Müdürlüğü olarak kan döke döke canavarlaştık, insanlıktan çıktık. Keyfi ve başıboş cinayetler işledik. Bazı cinayetler tümüyle kendi kararımız sonucu icra edildi. Bazı timler bunalımdan, vahşetten kendi sevgililerini öldürüyorlardı. Onlar kalkıp açıklasınlar dedi. Yani bizim de insanlık dışılığa
çıktığımız bir süreç yaşandı, biz de hastayız dedi. Bunu biz aslında kendimiz için de istiyoruz bu yüzleşmeyi dedi. Böyle bir şey söyledi. Tabii doğrudur yani. Ben o yıllarda Güneydoğu'da falan çok haber yapıyordum. Mesela bir özel tim görevlisinin ciddi bir bunalıma girerek kendi eşini evde M16 ile öldürdüğünü biz belgeledik. Ama intihar süresi verilmişti. Öyle kapatıldı konu gitti. Biz öyle olmadığını bütün kanıtlara koymamıza rağmen üstü kapatıldı gitti. Kendi eşini bile öldürebiliyordu insanlar. Bir siyasi şey yok mu mesela? Şimdi Türkiye Genelkurmay Başkanlarını yargıladığı yargılıyor. Kuvvet komutanlarını yargılıyor. Son Genelkurmay Başkanını ya sondan bir önce Genelkurmay Başkanını yargı önüne çıkarmaya hazırlanıyor. Şimdi mesela Ayhan Çarkı'nın ifadelerinde işte siyasi sorumluluk şundur. Şimdi MGK suçludur. Bu havada bir laf yani. MGK suçludur. İşte bir yani bana bu emri Ahmet verdi. Ahmet de bu emri Mehmet'ten almış. Mehmet de bu emri Ziya'dan. Böyle bir silsile getirmiyor mu? Söylüyor tabii. Hepsini anlatıyor savcılık ifadelerinde. Hem İstanbul savcılığına verdiği 13 sayfalık ifadede hem de Ankara özel yetkili savcılarına. Soruşturma iki savcı tarafından yürütülüyor. Verdiği ifadelerde bunun bir devlet politikası olduğu. Bunu herkes biliyor zaten. Kendisinde tetikçi olduğunu söylüyor. Dolayısıyla aslında çok doğru şeyler söylüyor. Tetiği çeken mi sadece suçlu diyor. Ben çok ısrar edince Hüsamettin Yaman ve Soner Gül'ün öldürülmesinde bizzat rol aldığını söyledi. Benim öldürdüğümü kabul et dedi. Ben mi suçluyum? 20 kişilik ekip gidip aldık. Bize ihbar geldi. Bağcılara geliyorlar. Gidip durdurduk. Trafik şubesi memurları gibi giyinerek aldık. Bir kamyonun kasasına koyduk. Önde bir araba, arkada bir araba, ortada kamyon, Trakya'ya gittik. Çıkardık. Ayaklarını, ellerini çözdük. Ağzındaki bantı çözdük. Ben sıktım. Bu cinayeti ben mi işledim diyor. Dolayısıyla aslında çok doğru bir şey söylüyor. Bütün devlet yetkilileri sorumlu. Ben tahmin ediyorum hükümet de bunun altında bütün devlet kalır diye biraz Ayhan Çarkın olayın üzerine gitmiyor gibi. Ama ben Ayhan Çarkın'ı Meclis İnsan Hakları Komisyonu'na gidip resmen dinlemesi için üyesi bulunduğum komisyona dilekçe verdim. Bu hafta da İnsan Hakları Komisyonu'nda onunla yaptığım görüşmeye dair bir sunuş yapacağım. Yani altında kim kalır, kim zarar görür bence bakmamalıyız. Türkiye'deki toplum zaten MGK'nin listeleri yayınladığını, insanların o listelerden öldürüldüğünü, bir kısım insanların para vererek kendini listeden sildirdiğini biliyor. Buna toplum inanıyor. Niye bununla hesaplaşmayalım ki? 5000 civarında yargısız infaz ve ölü var. 3000 ile 5000 arasında. Bazen parlamenterler bu sayıyı 17.000'e yükseltiyor. Abartıyor. Doğru değil. Ama 3000-5000 kişi de olsa 5000 civarında ailenin bir ocağına ateş düşmüş yani. Mesela işte söyledim Selma Çıtlağ'ın, Özlem Kılıç'ın babası, abisi, akrabaları arıyor. Bir şey olabilir mi diyor, bir şey yapabilir misiniz? Tam meclise kadar yanıma geliyorlar. Demek ki 20 yıl sonra da olsa bu acılar bitmedi. Geçen hafta cumartesi annelerin eylemindeydim. Hüsamettin Yaman'la Soner'in akrabaları geldi. Eylemde birlikte karanlıklar aydınlansın diye konuşmalar yaptık. Artık olay bir kim ve öfke olayı olmaktan çıkmış. Soğumuş biraz. 20 yıl uzun bir süre insanların hayatında. Dolayısıyla bütün aileler de hakikati öğrenmek istiyor. Ayhan Çarkı'nın cezalandırılması yönünde de aileler öyle çok sert konuşmalar yapmıyorlar. Hakikati öğrenmek istiyoruz. Biz zaten bunun böyle olduğunu biliyorduk. Çocuklarımız terörist değildi. Ellerinde silah yoktu, öldürüldüler. Ama bari itibarları iade edilsin. Çarkı'nın size yaptığı itiraflar, basının yayınladığı haberlerde aslında bizim onurumuzu bir parça tamir etmiş diyorlar. Bu da çok ilginç. Yani bu süreç aynı zamanda kurbanlarda, mağdurlarda da bir iyileşme yaratıyor. Çünkü terörist damgası yemiş aileler var. İşte kızı, tık koca, DAEŞ kapıcılı, PKK'lı diye damgalanmış aileler. Şimdi bir parlamenter, bir eski tetikçi bunların böyle olmadığını söylüyor. Bu da ilginç bir süreç demokratikleşme ve yarınlar adına. Şimdi mesela Ayhan Çakır'ın öne çıktığı olaylardan bazıları şeydi. Bir tanesi mesela Gazi Mahallesi olaylarıydı. Yanlış hatırlamıyorum. Kabul etmiyor onu. Orada yer almadığını söylüyor. Ben yer alsaydım söylerdim diyor. Ama diyor bütün ekipler iş başındaydı. Yeşil'de dahil. Benim oraya bir dahlim yok diyor. Fakat Fatih Bey şu an söylemiyor da olabilir. Kendini güvende hissetmediği için. Çünkü el yazılarında da doğrudan infaz yaptığını pek söylemiyor. Şu yaptı, bu yaptı diye suçu yayıyor. Yaygınlaştırıyor. Evet. Ya benim hissettiğim o çünkü okuduklarından. Tabii. Ama bu da normal değil mi? Türkiye'de ben biraz sizin programınıza gelirken düşündüm ve not aldım. Surluk döneminde Assubay Hüseyin Oğuz çok önemli şeyler söylemiş. Bir de dün devlet bugün cemaat kitabıyla Hanefi Avcı bir şeyler söylüyor ucundan. Ayhan Çarkın gibi değil belki.
Onun dışında failler cephesinden, devlet cephesinden hiç bugüne kadar bir itiraf gelmemiş ki. Dolayısıyla Ayhan Çarkı'nın da kendini güvende hissetmemesi çok normal. Mesela herkes bana şöyle diyor, yarın tahliye ederler, ona bir araba çarpar, bu iş kapanır gider. Hatta kendisini cezaevine kadar gelip tavsiyede bulunan dostları olmuş. Ne demişler? Bir rapor al, bu süreci kapat gitsin, uğraşma, yeter bu kadar. Bu dostların adını veriyor mu? Tabii, şu avukat, bu avukat diyor. Bana pek çok başka isim de verdi. Bunları açıklamak uygun olmuyor. Yani kişi hakları bakımından, masumiyet karnesi yönden. Çünkü sizin söylediğiniz gibi Ayhan Çarkın doğruyu söylemiyorsa insanların zan altında kalmaması lazım. Abi benim Ayhan Çarkın ifadelerinde en garip bulduğum şey şu. Yani bizzat içinde olduğu bilinen önemli konularla ilgili hiçbir şey söylemiyor. Evet. İçinde olup olmadığı tartışmalı konularla ilgili bir takım itiraflarda bulunuyor. Ayrıca evet. da o dönemde tetikçi olarak kullanılan bir polis memurunun bileceğinden daha fazlasını biliyormuş gibi. Yani hani sanırsın ki neredeyse dönemin başbakanı bilmem nesi onu aramış da hadi evladım Ayhan şunu yap demiş gibi hava içerisinde biraz da abartılı hissiyatı bilmiyor. Evet ama çok etkili bir tetikçi olduğunu kabul ediyor. O kesin. Beni diyor her yere çağırıyorlardı, attığımı vuruyorlar. Bu vardı, Oğuz Yorulmaz vardı işte hatırlıyorum. Tabii tabii çok başarılıydım diyor. En zor operasyonlara ben gidiyordum. Bu operasyonlar sırasında aklını kaybedenler, çıldıranlar, hastaneye düşenler oluyordu diyor. Mesela çatışma anında etkilenip hastanede yatan arkadaşlarım var. Ben böyle şeyler de yaşamadım diyor. Ama ben zaten o dönemde anlaşamadım. O dönemde tartışıyordum. O dönemde bazı şeyleri eleştiriyordum diye eskiye dair de bir takım itirazları olduğunu iddia ediyorum. Ya ama şimdi yani bunları söylüyor. Sonra bakıyorsunuz polisler atıldıktan sonra da gidiyor. Çek senet mafyası tabii, tabii. Oluyor falan. Yargılandı yani. Biliyorsunuz evet. Bu tip adi suçlardan. Ama bu tip suçlar için zaten Ayhan Çarkın gibiler çok elverişli numuneler yani. Yani siz itiraflarında samimi olduğunu düşünüyorsunuz. Benim samimi olduğunu düşünmem bir tarafa MIT'in gönderdiği dosya Ayhan Çarkı'nın ifadelerinin gerçeğe uygun olduğunu gerçeği söylüyor. Yine savcılar Hanefi Avcı ve Veli Küçük'ü dinlemek için Ankara'ya çağrılmalarını talimat veriyor. Mesela Veli Küçük'ü tanıyor mu? Onunla ilgili bir iddiası var mı? Doğrudan bir şey söylemedi ama onun da etkili biri olduğunu söylüyorum. Mehmet Ağar'ın, Çiller'in, İbrahim Şahin'in bunların hepsinin o dönemki koalisyon içerisinde önemli figürler olduğunu söylüyor. İbrahim Şahin yani nasıl ortada geziyor ben anlamıyorum. Şimdi bu adam... Cumhurbaşkanı tarafından affedildi akli melekelerinde evet. problem olduğu için. Ama bakıyorsunuz şöyle bir hapiste yapması engelleyecek bir akli meleke problemi olmadığı gibi fıldır fıldır geziyor. Hakkında bir şey yapılmıyor. Ona çok kızıyor. Hepimizin idolüydü. Neden açık çıkıp konuşmuyor diyor. Hepimiz onu örnek alıyorduk diyor. Böyle davranmasını kabul edemiyorum diyor. Vicdanıma yediremiyorum. Hani cesur olmalı ben nasıl söylüyorsam. Ayhan Çarkın şu noktada çok haklı. Devlet bunları bize yaptırdı. Biz sadece tetiği çektik. Bu suçun sorumlusu ben miyim diyor. Bu soru aslında çok doğru. Kolektif bir suç bu çünkü. Tabii. Toplumun da suçu. Tabii. O dönemin devletine itiraz edilmemişse, etkili karşı çıkılmamışsa, cinayetlerin üzerine gidilmemişse hepimizin suçu var. Şimdi öyle diyorsunuz mesela o günlerde işte hepimiz ayağa kalktık. Bir dakika karanlık eylemi. Ben sokaklarda toplantı düzenliyorum sanki tüm üstüme elzenmiş gibi. Çetelerden hesap sorulsun diye. Susurluk kazasından bir hafta önce ben Mehmet Ağar'ı devlet içindeki çeteleri konuşmak üzere programa davet ettim. O da kabul etmişti. Tam o günlerde bir Güneydoğu gezisi çıktı. Dedi ki gideyim geleyim sonra konuşalım. O arada susurluk kazası oldu konuşamadık. Yani hepimiz toplumun en azından zaten herkesten beklemez böyle bir şey ama toplumun önde gelenleri ya da işte fikir önderi diyebileceğimiz insanlar ve biz bir takım gazeteciler hesap sorusu ortaya çıktığımızda dönemin başbakanı rahmetli Erbakan bunlar gurugurudan söylüyorlar dedi. Yani toplum bir şey yapmadı değil aslında. Toplum bayağı bir şey yapmaya çalıştı da yapamadı. Ciddiye alınmadı. Yani çok uzun vadeli bir muhalefet, etkili bir kampanya, temiz toplum isteğine dair ısrarlı bir mücadele yürütülemedi. Bir tek cumartesi anneleri gibi onlar saygın bir deneyim var. 1995'ten beri 17 yıldır oturuyorlar. Hepimizin onuru oldular. İşte en son başbakan da çağırdı. Kendilerini dinledi. Onların acılarını, paylaştığını söyledi. Behzat Ç dizisinde konu oldu. Onların eylemlere olumlu bir örnek olarak. Fakat toplumun hani o surluk dönemindeki ısrarlı tavrını sürdüremediğini de not etmek lazım. Cumartesi anneleri mesela devam etmeseydi belki Ayhan Çarkın gibi bir örnek önümüzde olmazdı. Çünkü cumartesi annelerin hep rüyalarına girdiğini söylüyor. Demek ki bu noktada mücadele çok önemli. Şimdi peki o zaman mesela Ayhan Çarkın gibi onlarca, belki yüzlerce ama onlarca olduğu kesin isim var. Evet. Bunlar arasında bir konuşan mesela Ayhan Çarkın'ın verdiği isimler arasında Ayhan Çarkın'ı destekleyecek ifadelerde bulunan kimse çıkmıyor mu? Bunlar dinlenmiyor mu? Meclis bunları en azından hani savcılar harekete geçmiyorsa diyelim. Meclis bunlarla ilgili bir girişimde bulunacak mı? Yani İnsan Hakları Komisyonu'nda gündeme gelecek.
Ayhan Çarkın'la yaptığım görüşmeyi, verdiği bilgileri bir rapor olarak sundum geçtiğimiz hafta. Meclis yine bu programa gelirken not aldım. 10 adet 23. dönem parlamentosunda verilen araştırma önergesini hükümet oylarıyla reddetmiş. Faili meçhullerin araştırılmasına dair. Sabahattin Ali'nin ölümünden tutalım da günümüzde 90'lı yıllara kadar. Biraz hükümete bağlı çünkü sayısal üstünlük. Ama hükümet bu işin peşinde olduğunu söylüyor. Şimdi az önce Galip Ensar dedi ki asit kuyularını biz kazdık. Ceset ama bakın Genelkurmay Başkanlığı'nın işte hakkında iddianame düzenlendiğini, yargılandığını falan söyledik. Bu da demokrasi adına, sivilleşme adına önemli bir gördüm. İlerleme dedik. Fakat bütün bu askerler hiçbir zaman faili meçhul cinayetler, o dönemki korkunç terör, devlet terörü, politikaları yüzünden yargılanmıyorlar ki. Hükümet karıştı faaliyetlerde. Bence orada da AKP'nin yarattığı bir yanılsama var. Bu hesaplaşma, demokrasiyi kurma, demokratik bir düzen inşa etme operasyonu değil. Ergenekon artık uzun bir zamandır böyle bir dava olmaktan çıkmış durumda. Dolayısıyla hani hükümet karşıtı işlerle topluma karşı işlenmiş suçları biraz ayırmak lazım. Şimdi bu söylediğiniz doğrudur bir ölçüde. Yani belki Adalet ve Kalkınma Partisi veya işte ona bağlı olan bir takım kurumlar, kuruluşlar bu yönde hareket etmiş olabilir ama ben şunu çok iyi biliyorum devlet içinde. Devlet de siz bir çarkı çevirmeye başlarsınız. Bunu farklı bir gayeyle çevirseniz bile o çark dönmeye başladı mı o doğru gayeye de gider. Önemli olan o çarkı çevirmektir. Yani ben şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dediğiniz gibi hükümeti veya partiyi koruma maksadıyla dahi bunu yapmış olmasının önemli olduğunu düşünüyorum şu açıdan. Sonuçta eğer o çark dönüyorsa, devlet mekanizması harekete geçiyorsa, devlet mekanizması sonunda bir yere ulaşır eğer çok sert biçimde durdurulmazsa. Evet. Ben şunu söylüyorum, şunu görüyorum. Önceki komuta kademesi toplu istifa ettikten sonra hemen hemen hükümetin ordudan herhangi bir şikayeti kalmadı. Sokaktaki her yurttaş bunu görüyor. Bir an için o komuta kademesinin bu Uludere olayı olduğunda iş başında olduğunu düşünün. Neler söylerlerdi? Ergenekon hükümeti sabote etme, barış çabalarını ortadan kaldırma bir sürü şey söylerlerdi. Ve orduyu suçlarlardı. Şu an Genelkurmay'a dönüp belki eleştirileri bile kabul etmiyorlar. Belki de iyi olmuş o zaman. Önce komuta kademesinin istifa etmesi çünkü en azından şöyle hani Genelkurmay'ın bu konuda bu olayla ilgili eleştirilmesi çok normal. Çok 35 normal. Ölü var. Çok normal. Ama dikkat ediyorsanız artık orduya toz kondurmayan bir hükümet var karşımızda. Çünkü istedikleri yönde ama bir değişiklik ordu oldu. Ama ordu eğer sivillerin emrine girdiyse ve sivil otoriteye karşı bir tavır içerisinde değilse doğrusu da bu değil midir yani? Hayır doğrusu bu. Doğrusu bu. Buna itirazım yok. Yani Türkiye'de 3 darbe oldu, 36 yıl sıkı yönetim ve o hal altında yaşadığı Türk toplumu büyük olaylar oldu. Fakat hani bu gerçekten sivilleşme ve demokratikleşme mi? Yoksa kendine bağlı yeni bir düzen mi? Bence bunun emareleri de çoktan beri ortada. Özel yetkili mahkemeler aracılığıyla polis örgütü, gösterilere uygulanan şiddet, tutuklanan öğrenciler, tutuklanan gazeteciler, bir gecede tutuklanan 33 öğrencilerin avukat. Durumu inanılmaz vahim zaten. Yani 17-18 yaşında çocuklar tabii. Akıl almaz suçlamalarla, akıl almaz sürelerle evet. Tutuklular ve belki de terörle mücadele yasasından ötürü mahkum da olacaklar. Yani çocuk okuduğu bir dergiden, gittiği bir dernekten ötürü başka hiçbir suçu olmadan yıllardır, aylardır içeride çocuklar. Çok mahkum olan olacak zaten bir şey değil. Mahkum olanlar var. Bugün bir çocuk 14 yıla mahkum oldu Diyarbakır'da. Evet. Yani inanılmaz evet. Bir şekilde. Belki haberiniz vardır. Evet, evet. Her hafta bu tip kararlar Adana'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Malatya'da ihdas edilir. Biz genelde Ankara ve İstanbul'da siyasetçilerin, sanatçıların dahil olduğu öğrenci davalarını biliyoruz. Oysa 2005'ten beri bu tip davalar var. Verilen mahkumiyetler, Yargıtay tarafından onaylanan dosyalar var. Şu an hali hazırda mahkumiyeti süren içeride olan öğrenciler var. Biz HOPA davasıyla fark ettik, görünür oldular. Ondan evvel de slogan attı diye, zafer işareti yaptı diye, atkı taktı diye çocuklar yargılanıp ceza alıyordu. Ve 20 yıl, 22 yıla kadar ceza almış çocuklar var. Bunlar bizim çocuklarımız. Hani demokrasi AKP sivilleştiriyor, ülkeyi düzeltiyor derken bunları da görmemiz lazım. Olumlu şeyleri görelim, kabul edelim. Ama beri yandan da çok olumsuz bazı pratikler var. Bunlar da görünüyor ama görünmüyor değil. Yeni yeni görünüyor. Bakın bu çocukların mahkum olmasına yol açan kanunu da 2005'te AKP çıkardı. Şu an örgüt üyesi olmamakla birlikte örgütün eylemine giden kişiye örgüt cezası veren madde 2005'te yayınlandı. Bu hükümet döneminde ve hükümet o maddeyi kaldırmıyor. Terörle mücadele kanunu bu hükümet döneminde tabii o dönemde mesela ben o maddenin ceza kanununda çok daha yumuşak olduğunu hatırlıyorum. Yumuşakken o dönem özellikle terörle mücadele eden birimlerin baskısı üzerine onun kapsamı genişletildi ve bugünkü hale geldi.
Yargıtay'ın da bunda dahli var. Dahli var. Yargıtay 2008'de bir içtihat üretti. Diyarbakır'da verilen bir kararı tartıştı. Aslında o davada başbakanın da ciddi bir müdahalesi var. Dürüst olmak gerekirse. Çünkü başbakan Diyarbakır gezisinde çocuklar konvoya taş atınca, daha sonra da polis ateş açıp çocukların ölümüne yol açınca, çocuk da olsa kadın da olsa affetmeyiz gibi ağır bir cümle kurdu. Yargıtay kararı da sonra, hemen bu cümleden sonra ihdas edildi. Karar işte ceza kanundaki o maddeyi örgütün eylemine giden herkese örgüt muamelesi yapabilirsiniz şeklinde bir karardı. Daha sonra bütün mahkumiyetler birbiri ardına geldi. Aslında Malatya'da, Diyarbakır'da konuştuğum hakimlerin hiçbiri bu maddenin böyle uygulanmasını doğru bulmuyor. Çok ağır diyorlar. Gidip bir slogan attı diye 6 yıl ceza veriyoruz. Bu kabul edilemez. Ama Yargıtay böyle istiyor diyorlar. Bizzat özel yetkili mahkemelerin üyeleri şikayetçi. Tabii olay Yargıtay olayı değil. Hükümet o maddeyi iptal etmek zorunda. Aslında terörle Parlamento. Mücadele kanunu da iptal edilmek zorunda. Bir ceza kanunu var. Terörle ilgili sayısız hüküm var. 250. madde var. Onunla yetkili özel yetkili savcılar, hakimler var. Neden ayrıca bir terörle mücadele kanunu var? Bunu da tartışmalıyız. Bu zaten tartışılıyor. Tartışılmıyor değil de çok kısık sesle tartışılıyor. Daha çünkü tartışmaya başladığınız yapmamız. Anda terör örgütüne destek tabii, olmakla... Bizim gezimiz bile Fatih Bey öyle bugün başbakan tarafından nitelendi. Biz daha bir şey açıklamadık. Sadece ilk izlenimlerimizi paylaştık. Sorular sorduk. Vatandaşın bize sorduğunu biz de parlamentoda sorduk. Hemen işte bunlar BDP ağzıyla konuşuyorlar. Bunlar PKK'yla paralel yürüyorlar. Ama ben kardeşim, ben sizin oraya gitmediğin tam aksine BDP'nin sesini biraz bastıracağını düşünüyorum. Tek bir tek BDP konuşacaktı. Şimdi tabii, başka tabii. bir muhalefet partisi de tabii, orada bir şeyler söyleyecek. En azından hani etnik Kürt milliyetçiliği tabii, dışında ya da tabii. Kürt faşizmi dışında bir tabii. ses çıkacak diye düşünüyorum. O yüzden ya doğru bölge diyorum. Halkı da Fatih Bey çok memnun oldu bizim gitmemizden. Çünkü CHP de uzun yıllar oraları ihmal etmiş. Gitmemiz sormamış, örgüt kurmamış. Dolayısıyla onlar da şaşırıyorlar ama çok memnunlar. Çok iyi karşıladılar. Ayrılmakta zorlandık, çadırdan çıkmakta zorlandık. Peki o köyler tamamen Korucu köyü mü? Yok, hayır. 60 Korucu var Gülyazı köyünde. Köy aksine BDP'nin çok oy aldığı bir köy. 800 oy almışlar. 400 civarında oy da AKP ve diğer partiler arasında paylaşılmış. Fakat orada koruculuk olması da anladığım kadarıyla köyde bir sorun yaratmıyor. Çünkü koruculuk orada bir geçim kaynağı. Korucu da var, BDP'li de var. Tabii, her tür insan var. Peki mesela biz korucularla da görüştük. Yani korucu ailesi geliyor. Oğlum öldü diyor. 12 yaşındaydı diyor. Evet. Ağlıyor yani. Korucunun kendisi de gazi zaten. Tabii gazi var aralarında. Gazi var. Düşünsenize ne korkunç. Şimdi bugün mesela internette yayılan bir bilgi vardı. İşte ölen gençlerden bazılarının terör örgütüne mensup oldukları, terör örgütü sempatisi olduklarına dair bir takım fotoğraflar nereden çıktıysa birdenbire internete sızdırıldı. Hı-hı. Sizin böyle bir izleniminiz var mı? Yani köyde terör örgütüne destek veren bir grupta var mı acaba? Ben sanal sayfalarda gördüm bunları. O çocukların neticede ilk öğretim lise talebeleri. Yani 12-13 sayfalarında bu tip şeyler varmış. Yani Kürtçe sözler, şiirler. İşte falan. Apo kıyafetli tişörtler gibi. Apo resimli tişörtler. Ben de Facebook falan. Üzerinden gördüm. Ama oranın kaymakamı ve valisi bize ölenlerin hiçbirinin terörle ilgili olmadığını, sıradan masum yurttaşlar. Bunu kaymakam ve vali söylüyor. Tabii, bizzat vali söyledi bize. En son vali beyle görüştük. Hayır dedi, bizim kendi vatandaşlarımız, gazimiz var, korucumuzun çocuğu var. Bizim yurttaşımız öldü dedi bu olayda. Peki Hasip Kaplan'ın olayları tahrik ettiği, milletvekilleri, bakanlar buraya gelmesin dediği ve kaymakama yönelik saldırıda da ciddi bir provokasyon olduğu iddia edildi. Hasip Kaplan da dün bunları sert evet, bir dille yalanladı. Yok böyle bir şey. Bunu söyleyen şerefsizdir. Ben sadece uyarmak istedim. Gerilimi anlattım dedi. Sizin izninizle Hasip Kaplan orada nasıl bir fonksiyon üstlendi? Gelmesinler diye bir uyarısı olmuş galiba. Evet olmuş. O kesin. Bunu iyi niyetle de yapmış olabilir. Çünkü gerilimli bir hava olduğu ilk günlerde özellikle evet. belli. Fakat kaymakam bölgenin çok sevdiği biri. Evet. Kendisi Muşlu. Halkla özdeşleşmiş. 10 bin kişiyle mesela yemek falan veriyormuş. Öyle bir bilgi verdi bize. Biz hastanede ziyaret ettik kendisini. Hani iyi niyetli bir uyarı da olabilir ama gazetelerde tersi beyanlar da yer aldı. Herkesin silahı var, olay çıkar şeklinde evet. bölümler yer aldı. Bunları söyleyip söylemediğini bilmiyorum. Fakat Fatih Bey, orada herkes kaymakama dönük saldırıdan son derece rahatsızdı. Kim yapmış bu saldırıyı? Ya bir grup yapmıştı. Yani köylülerde mi dışarıdan gelme mi? Bilmiyorum. Onu tespit etmişler kameralardan. Gözaltı da vardı biz oradayken. 6 genç gözaltındaydı. Kaymakam bölümden dönmüş çünkü. Yani kaymakam şöyle dedi bize. O bölümler de tabii çok üzücü ama bunu ateşe atın.
evet. diye bağırıldığını çok çok hoş. Yakacaklar bir şey yani, öyle diyorlar. Ellerinde benzinlerle. Yine diyor köylüler beni kurtardı. Onu nasıl söylüyor? Kurtardı. Yani yaşlı vatandaş beni korudu. Görünüyor görüntüler. Yaşlı adam kendini araya atıyor. Tabii tabii. Kaymakam sevilen biri, halk da çok rahatsız diyorlar. Olay da gölgelendi. Hani bunun üzerine medya sanki biz bir kaymakama bu kadar taziye evinde saldırmışız gibi bir hava yaratıyor. Medyayı çok şikayet ettiler. Fakat kaymakam çok soğukkanlıydı. Benim vatandaşım değil. Şimdi, provokatörler. Herkes Türkiye'de medyayı suçluyor. Yani şimdi kaymakam dövülmüşse medyada bunu haber yapmıyor. Ne yapacak yani şimdi? Yapabilir tabii. Önemli bir olay. Hem yani. Her türlü haberi medyadan alıyorlar tabii. Hem de medyayı suçluyorlar. Yani bu Türkiye'de böyle bir enteresan durum var. Yani kapatsak gazeteci... Herkesin günah keçisi medya. Kapatsak gazeteci ve televizyonları kurtulur mu? Yok hayır. Diye. Medya çok önemli bir denetim aracı demokrasilerde. Pek çok şeyi siz yazıyorsunuz, programlaştırıyorsunuz diye biz parlamentoda tartışıyoruz, kanunlaştırıyoruz. Medya denetimi olmayan bir ülke diktatörlüğe dönüşür. Ama suçlu biz oluruz herhalde. Bir yine bir ara vereceğim, sonra devam edeceğiz. Şimdi birisi Şırnak'tan yazıyor. Diyor ki Fatih Bey, yıllardır Şırnak'ta yaşayan birisi olarak söylüyorum. Bu bölgede kaçakçılık normal bir ticaret olarak görülür. Asker de, polis de bunları çok iyi bilir. Devletin burada kaçak mallar olsun, kaçak elektrik olsun daha pek çok tavizleri vardır. Burada trafik cezası bile kesilmez. Devlet buraya karşı ihmalinin bedelini sanki bu şekilde vicdanen öder. Uludere olayına gelecek olursam kaçakçılık olayları biliniyordu. Bu 35 vatandaşımızın ölümü hata eseri değildir. Bu ölümlerin sorumlusu bundan tek taraflı çıkar olan terör örgütüdür. Nasıl ki PKK'nın Siirt'te 5 kızımızı öldürüşünden devlet nemalanmış ve bunu bir propaganda olarak kullanmışsa, PKK da devleti bir şekilde kandırarak bu olayı meydana gelmesini sağlamış ve bunu propaganda malzemesi olarak kullanmaktadır diyor. Bu mümkün olabilir. Çünkü bu eylem sonucu itibariyle, bu saldırı sonucu itibariyle ele alındığında, Türkiye'yi karıştırmak isteyen, demokratikleşme çabalarına darbe vurmak isteyen, iç barışı ortadan kaldırmak isteyen güçlerin elini güçlendiriyor. Hı hı. Yani bu yorum doğru olabilir. Ama işte sağlıklı bir araştırma yapılırsa, kamuoyunu tatmin eden bilgiler ortaya konursa hepimiz öğreneceğiz. Bu tip yorumların da gerçek olup olmadığını anlayacağız. Çokça gelen bir soru. Diyorlar ki bu köy madem bu kadar masum, cenazelerde niçin PKK bayrakları, Öcalan posterleri vardır? Ailelerin hilafına olduğunu düşünüyorum ben. Ailelerin iradesine uygun değil bu. Çünkü oradaki aileler gerçekten hani acılarına rağmen barış isteklerini de ortaya koyuyorlar. İnsan gibi yaşama isteklerini söylüyorlar. Çocuklarının 50 lira için niye kaçakçılığa gidip geldiğini soruyorlar. Gerçekten Şırnak ve çevresi şehirleşme, kentleşme açısından da çok geride, Türkiye'nin çok gerisinde. Bölgenin ihmal edilmişliğini de biz 2 gün boyunca izledik. Doğru bunlar ya. Bana sorular, niçin BDP'lileri çağırmıyorsunuz diye. BDP'liler gelmiyor efendim, o yüzden çağırmıyoruz. Defalarca genel başkanlarına kadar çağırdık ancak gelmemeyi tercih ediyorlar. Bizim de kollarına tutup zorla gelecek halimiz yok. Onu hemen söyleyeyim. Evet, Ayhan Çarkın'ın ifadeyle ilgili bir şey, çokça gelen bir şey. Ayhan Çarkın o zaman çocuktu, Deniz Gezmiş'i nereden tanıyacak diyor. Ayhan Çarkın değil, Deniz Gezmiş'i tanıyan dönemin bir başka ismi, yaşıtı. Abdullah Çatlı'nın Deniz Gezmiş'le dost olduğu yolunda bir... Yok, hayır. Bir yanlışlık olmasın. 60 doğumlu Ayhan Çarkın. Deniz Gezmiş zamanında... İşte 8-9 yaşında olduğunu söylüyor bu olayın zaten anlarında. Çocukmuş. Pardon. Çatlı'nın da daha sonradan gelip evinde kaldığını, Deniz Gezmiş'i de misafir eden, Çatlı'yı da misafir eden bir aile olduklarını söylüyor. Ha, Ayhan Çarkın her ikisini de misafir etmiş evinde, ailesi. Tabii, tabii. Kendisi çocukken oluyor bu olay. Ayhan Çarkın 1960 doğumlu. Evet, biliyorum. Yani Ayhan Çarkın'ın ailesi hem Deniz Gezmiş'i hem Abdullah Çatlı'yı evinde misafir etmiş. Bir öğrenci eyleminden sonra diyor, polisler kovalarken bizim eve sığındı ve bizde kaldı bir hafta. Deniz Gezmiş de diyor, ilginç. Bence de ilginç. bu bile söylediklerinin arasındaki palavralara herhalde koyulabilir. Peki, şimdi bu tazminat miktarı. Sizce ne olmalı bu tazminat miktarı ailelere? Ailelerin mi? Ailelerin isteyip istemediği önce tabii sorulmalı. Aileler tazminat istiyor mu? Çünkü insanlar böyle büyük can kayıplarından sonra bazen tazminatı da dini nedenlerle kabul etmeyebiliyorlar.
Orada pek çok insan tazminat ve özür yetmez olayın aydınlanması gerekirdi. Önemli olan bu diyorlar yani. Zaten devletin vereceği tazminat insan başına şu an ne yazık ki belli 22 bin TL. Ama büyük ihtimalle başbakan onu arttıracaktır. Ben 100 bin lira falan verirler diye. Artıracağız gibi laflar ettiler. O da biliyor musunuz çok rahatsız edici. Hani bunu olduğunca arttıracağız. Çok tuhaf. İşlenen suçun ne kadar ağır olduğunu ya da ortaya çıkan hatanın ne kadar vahim boyutlu olduğunun itirafıdır bu. Parayı arttıracağız demeci ve çok rahatsız edici. Yine çokça vatandaşların sorduğu bir soru. Diyorlar ki orada bu kaçakçılık yapanların elde ettikleri geliri PKK'ya aktarmadıkları ne malum? Bu kaçakçılık sırasında PKK'nın silahlarını, bombalarını taşımadıkları, yurt dışına sokmadıkları ne malum? Bunu da sorduk. Şu tip duyumlar aldık biz. Kaçakçılardan getirilen eşya oranında tırnak içinde vergi alıyormuş örgüt. Bu doğru mu diye sorduk. Doğru olmadığını söylediler. Doğru olsa bile kabul ederler mi bilmem. Ama adliye yansımış bir şikayet var mı? Davaya dönüşmüş bir şey var mı? İhbar vesaire diye sorduk. Şimdi mesela biz gazetede, bir şey biz gazetede yayınladık. Yani HPG mühürlü makbuz. Tuncel'de de alınıyor. Bütün esnaflara her 6 ayda bir yazı koyun, gidiyor. Koyun başına para almış PKK. Alıyormuş. Bunun makbuzunu alabilirler. Şu an benim seçmenimin bulunduğu yerde de esnaf bana getiriyor. Bana yazı geldi diyor. Şu kadar para istiyorlar diyor. Gidip savcılara, mahkemelere bildiremiyor, korkuyor yani. Örgütün vergilendirme adı altında esnafın ekonomik mahfına yol açan paralar istediği ve zorla bunu pek çok yerde aldığı bir olgu. Şimdi birisi de böyle geçiyor. İngiltere'de sırtında bir çanta bulunan bir genç terörist sanılarak polis tarafından vurularak öldürüldü. İngiliz polisi olaya sahiplendi. Benzer bir şey olursa yine öldürürüz dedi. Türkiye niye bu kadar kendini savunmaktan mahrum ediliyor diyenler de var. Ama işte bu arkadaşa şunu söylemeliyiz. O öldürülen senin çocuğun olsaydı. 3 kişi öldü. Alman Savunma Bakanı istifa etti. Kötü örnek örnek olmaz ki. Bence iyi örnek örnektir. Bir de öldürülen herkesi kendi evladımız gibi düşünmemiz lazım. Tabii yani. Kendi evladımız, ya, kendi 13 yaşında yakınımız. Çocuk var yani. Önlüklerini mezarın başına koymuşlar. Önlüğü oradaydı. Tabii şimdi yani ülkenin yaşamın normal olduğu bölgelerindeki mantıkla orada olanları değerlendirdiğimiz zaman kardeşim kaçakçı değiller miydi demek mümkün. İşte çok evet. Legal bir iş yapıyorlardı, kaçakçı yapıyorlar diyor insanlar doğal olarak. Orada ne olup ne bittiğini veya oradaki koşulları bilmedikleri için. Evet, evet. Devletin oradaki tavrını da bilmiyorlar ne olduğunu. Yani neresi evet. O işi teşvik ediyorlar yani evet. Geçinin de bir şekilde geçinin diye. Bu çok zor yani. Bu yasa dışı bir iş ama devletin bildiği ve zımnen onay verdiği bir yasa dışılık. Aslında yasa dışı olmaktan da çıkmış. Öyle bir geçim kaynağına dönüşmüş. Pek çok kişi yani genel olarak bunların terör örgütü mensubu olmadığı, destek olmadığı ne malum şeklinde de yorumlar var. Ne olursa olsun kimsenin yargısız infaz edilmesi doğru değil değerli izleyiciler. Terör örgütü, diyelim ki terör örgütü mensubu, terör örgütü sempatizanı olsalar dahi bombalayarak öldürme hakkı devlette olmuyor. Devletle terör örgütlerini ayıran da en önemli nokta bu zaten. Devlet hukuk içerisinde olmalı. Terör örgütünün hukuk bekleyemezsiniz ama devlet ne olursa olsun hukuk içerisinde kalmalı. Hukuk içerisinde kalmadığı zaman işte ondan sonra bir sürü ayhan çarkınlarımız oluyor. Ve ondan sonra bunun derdini hep beraber çekiyoruz. Önce orada katılıyorlar, sonra gelip burada katılıyorlar. Önce onların çocuklarını vuruyorlar oradakilerin, sonra gelip buradaki çocukları vuruyorlar. O yüzden bu düşünce tarzı çok doğru bir düşünce tarzı değil. Peki, konuşacaktık ama ben yine bu Dersim mevzuna bir gelmek istiyorum. Şimdi Dersim'in üzerinden kaç sene geçmiş? 80 sene geçmiş. Değil mi hemen hemen? Evet. 73 sene. 73 sene. 1937. Siz Dersim meselesini tekrar gündeme taşıdınız ve partiniz de karıştı. Üstelik de genel başkanınız sizin hemşehriniz. O da evet. Bir Tunceli, o da bir Dersimli. Ve özellikle başbakanın da ani çıkışı üzerine partiniz çok zor durumda kaldı. Evet. Partinizi zor durumda bırakmaktan dolayı üzüntü duydunuz mu? Yok, hiç üzüntü duymadım. Partimin bununla yüzleşmesi gerekir. Ben dönemin yetkilisinin, Faik Öztürk'ün torununun, İsmet İnönü'nün torununun milletvekili olduğu bir partide milletvekili. Hatta Faik Öztürk'ün, Faik Öztürk isimli torunu evet, o partinin. Evet, çok zorlu. Değil mi? Yani bütün bu isimler benim gibi ismi bilinmeyen bir Dersimliyle aynı partide.
Hani benim baktığım yer ayrı. Onların bulunduğu yer, geldiği gelenek farklı. Fakat onlardan da öğreniyorum. Mesela Gülsün Hanım Dersim olayının hep evlerinde acıyla anlatıldığını ve İnönü görevden el çektirilene kadar bu meselenin çözüldüğünü dedesinin anılarında yazdığını söylüyor. Bu benim için çok önemli bir bilgi. Ben yerel olarak bu olayın İnönü'ye bağlanamayacağı yönündeki halk inanışını biliyordum. Fakat Gülsün Hanım sayesinde İnönü'nün... Kime bağlanır peki bu olay sizce? Bayar'a bağlanıyor bu olay. Yani bunu bir tek ben yazdım ama. Bayar göreve geldikten sonra devletin sertleştiğini ve intikam güdüsüyle bunu hareket ettiğini... Bunu bir tek ben yazdım Türkiye'de. Kimse de yazmadı. Vatandaş söylüyor. Zaten Bayar'ın bulunduğu dönem işte başbakanın söylediği 13.804 kişi. Aynen Bayar'ın başbakan dönemidir o. İnönü döneminde ölen insan sayısı herhalde 300. 380 galiba. Evet. 380 İnönü döneminde, Bayar döneminde 13.000 ölü, onun birkaç kat fazlası da sürgün var. Tabii. Aslında sürgün belgeleri de vardı. Bugün aldım nihayet. Geri dönmek isteyenlerin 1938 ve 39'da verdiği dilekçeler meclisten aldım. Çok enteresan. Türkiye'nin her yerine sürgüne gönderilen insanlar hepsi geri dönmek istemişler. Ve sürgünün daha ilk aylarında meclisinde onlara verdiği cevaplar var. Bugün aldım belgeleri. Çok korkunç. Sürgün boyutu belki fiziki tasfiye, fiziki öldürüm boyutundan daha korkunçtur. Mektuplardan görüyoruz. Peki şimdi 73 sene geçmiş. Ne isteniyor, ne bekleniyor? Burada ne olacak yani? Bu acıyı tekrar canlandırmanın evet, kime ne faydası var? Ne umuyorsunuz buradan? Yani şöyle, bir defa o dönem masum yere öldürülmüş, masum olduğu halde hayatını kaybetmiş, sakatlanmış, hala fiziki bütünlükleri olmayan 80'li yaşlardaki insanlara onurlarını iade etmiş oluruz bu konuyu konuşursak. İkincisi, bir daha bu olayların tekrarına öyle... Etnik ve dini nedenlerle bir grubun yok edilmesinin ne kadar insanlık dışı bir şey olduğunu çocuklarımıza öğretiriz. Üçüncüsü, işte Uludere gibi olaylar karşısında toplum olarak daha sakin ve soğukkanlı davranmanın yararlarını öğrenebiliriz. Çünkü 37 ve 38'de de bombardımanlar sürerken Türkiye'deki gazeteler, Şakiler berhava ediliyor. Şu sığınaklar ele geçirildi diye yalan haberler yazıyorlardı. Dolayısıyla hani bugün için de Dersim tartışmasının bize, medyaya, bütün toplumu öğreteceği şeyler var. Hani kurbanların dinlenmesi, hala yaşayan insanların hikayelerini anlatması da bence Türkiye için değerli bir deneyim olur. Şimdi soracağım, sakın yanlış anlamayın. Niye yanlış anlamayın? Ben Tunceli'yi seven, kendini Fahri Tunceli'li gören biriyim. Niye dersiniz? 1995 yılında Tunceli'ye uygulanan, terör nedeniyle uygulanan gıda ambargosu sırasında büyük zorluklarla bölgeye hiç kimse gidemezken, hiçbir gazeteci bölgeye sokulmazken büyük zorluklarla neredeyse canım pahasına diyeceğim bir şekilde Tunceli'ye ulaştım. Gıda ambargosunu belgeledim. O dönem yazdıklarım Amerikan Kongresi'nin insan hakları raporunda geniş biçimde yer aldı. Ve nitekim benim bu yaptıklarımdan, bunu Hürriyet gazetesinde o zaman bir haftalık bir dizayda yayınladım. Arkasından da bu ambargo kaldırıldı zaten. Ve hatta o hal bölge valisi işte bir süre sonra gelip benim de bulunduğum bir törenle orada bir cemevi temeli attı, devlet tarafından yaptırılacak. Evet. Tunceli'ye karşı herhangi bir tavrıma bunu böyle söyledikten sonra özellikle vatandaşlardan da gelen bir sual. Neden peki Tunceli 1937'den sonra da hep tırnak içinde kara listede oldu? Niçin Tunceliler hep terörist gözüyle görülür? Niçin Tunceli dağlarında işte tikkolar, bilmem şunlar bunlar var diye sürekli operasyonlar yapıldı? Bırakın Tunceli'yi, başka yere göçmüş Tunceliler bile niçin hep şüpheli insan gibi algılandı? Evet. Tunceli niye bu kadar isyankar ya da belki? O öncelikle o gelişinizi 90'lı yıllarda bir çatışmada 5 insanın öldürüldüğü, 7 insanın öldürüldüğü o olayı, size özel temsilcilerin yaptığı baskıları hatırlıyorum. O dönemi biz orada yaşadık, çok korkunç olaylardı. Sizin gelmeniz de nefes aldırdı. Bugün gibi hatırlıyorum. Şimdi aslında bu soruyu Fatih Bey devlete sormak gerekmez mi? İşte bir otobüs durduruluyor, Tunceli diye kimliğine bakıldığında insanlar gözaltına alınıyor. Bu Tunceli'nin, Tunceli'de yaşayan ahalinin tarihsel refleksleriyle ilgili, aslında Dersim olayıyla da ilgili değil. Alevilere bakışla ilgili, onların haklarını tanımama, onları din dışı potansiyel tehdit görmeyle ilgili. Daha yakın bir zamanda mesela eski Diyanet İşleri Başkanlarından bir tanesi, Aleviliği ayrı bir din yapma önünde yasa dışı gayretler var ve bu dinsel bütünlüğümüze zarar veriyor, bünyemize diye konuşmalar yaptı. Gazeteler yayınladı bunu. Dolayısıyla öncelikle Tunceliler'i böyle algılayan,
onları tehdit olarak gören, işte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığına bile bu noktadan itiraz eden mantığın kendisiyle yüzleşmesi lazım. Peki niye Erzincan değil mesela yanınızda? Niye Elazığ değil de Tunceli? Ya inanç ve kimlikle ilgili işte. Yani inancı ve kimliği farklı olduğu yani için. Alevi yoğunluk boyunca, olduğu için mi? Tabii ki. Tarih boyunca ayrımcılığa uğramış, baskılara, saldırılara, katliamlara maruz kalmış. Bu Cumhuriyet'le ilgili değil, Osmanlı dönemi boyunca da böyle olmuş. Tabii canım. Yani bölgenin Osmanlı tarafından fethedilmesinin hemen ardından başlayan bir şey bu. Tabii. Tabii. Büyük oranda Yavuz Sultan Selim'e karşı Şah İsmail'in tabii, tutulmasından. Tabii. Yani Tunceli Türkler, iki Türk imparator savaşırken bu Türk imparatoru değildi. Dini nedenlerle bu Türk imparatoru tutunca tukaka olmuşlar. 500 senedir de öyle gidiyorlar. Evet, o günden beri sürüyor. Zaten bu konuyu iyi bilen tarihçiler. Dersim 38 dünkü meseledir. Siz asıl 1514'e bakın derler. Gerçekten olayın kökleri bugünkü Murat ayrımcı... Murat Bardakçı söylüyor bu. Evet, ayrımcılığın kökleri aslında o tarihe dayanıyor. Doğru bir tespit bu. O günden bu yana da mantık değişmiş değil ki. Yani. Peki Tunceli'de de o günden bu yana mantık değişmiş mi peki? Mesela Tunceli'de de o günden bu yana bir karşıtlık var mı? Yok. Bakın Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığıyla iki milletvekilliğine Dersimler CHP'ye verdiler. Evet. Eğer bir ön yargıları, birikmiş öfkeleri olsa siyasal tercihlerini böyle kullanmazlardı. Peki. Aslında bütünleşmek istiyorlar. Yani düzenle, demokratik bir düzen içinde kendi haklarını kabul ettirip saygın bir hayat istiyorlar. Tunceli olsun, Denizli, Trakyalı, Uludereli olsun. Bütün insanlar çocuklarını büyütmek, eğitim aldırmak, düzgün bir yaşam sağlamak. Onların saygın olmasını istemek dışında bir his beslemiyorlar ki. Ama tabii Kürt sorunu şöyle bir boyutu var. Kürtler ya da o bölgede yaşayan yurttaşlar isteyenlerin ana dilini kullanmasını, eğitim görmelerini, geleneklerinin yasaklanmamasını, kendilerine devlet ve toplum içinde gösterilen ön yargıların son bulmasını istiyorlar. Bunlar da çok haklı talepler. Hala bakın mesela bir dede atanıyor Tunceli Üniversitesi'ne. Bütün gazetelerde haber oluyor. Tunceli Üniversitesi Alevilik Enstitüsü'ne dede atandı. Oysa bu dededen önce de bir dede vardı. Hep haber oluyor. Siz hiçbir yere müftü gitmesinin, bir yere ne bileyim işte 1000 tane molla verilmesinin, böyle büyük haberler olduğunu, Diyanet'in sayısız icraatının... Yok, mollaları verilmesi büyük haber olacak. Ya oldu tabii, onun ayrı bir özelliği var. 8 milyar dolarlık bütçesinin mesela tartışıldığını görüyor musunuz? Vergi veriyorlar, Diyanet'te bir masaları yok. Vergi veriyorlar, askere gidiyorlar, ölüyorlar, varlıkları kabul edilmiyor. Yasal düzeyde hiçbir garantileri yok. Cem evi yeri alamıyorlar. Belediyeler ayrımcılığa uğratıyor. Hiçbir yerde var değil. Şurada tartışıldı. Zorunlu din dersine maruz kalıyor çocuklar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen üstelik. Ama bu 12 Eylül hukuku. Tabii. Zorunlu din dersine 12 Eylül götürdü. 12 Eylül'de yani başladı. Biz ortaokul, lisedeyken din dersi zorunlu değildi. İsteyen girerdi, istemeyen bir dilekçe verir girmezdi. Hatta dersi kaytarmak için de iyi bir imkandı yani o. Bir ders boş geçirdiniz. Ama 12 Eylül getirdi bunu. 12 Eylül'ün her türlü izini ortadan kaldırmaya söz verenler ne yazık ki bunu ortadan kaldırmıyorlar. Yok hayır, bu çok zorlu bir mesele. Hala Diyanet'i eleştirmek Türkiye'de parti kapatma yolunda bir delil olarak algılanıyor. Diyanet'le uğraşmak tehlikeli. Diyanet'i eleştirdiğinizde din karşıtı oluyorsunuz. Oysa Alevilerin bir kesimi Diyanet'te kendilerini temsil ediyor. Şu da çok konuşulan bir şey oldu bu özellikle sizin çıkışınızdan sonra. Dersimi yapan CHP iktidarı ama Tunceliler oylarını CHP'ye veriyorlar. Bu ne yaman çelişkidir diyenler yok, çok oldu. Çelişki değil. Bu onların olgunluklarını gösterir aslında. Dönüşen değişen bir CHP'ye de destek verebileceklerini, Türkiye'nin demokratikleşmesini istediklerini, kin gütmediklerini gösterir. Ben böyle bakıyorum. Öyle bakanlara da bu işin Cumhuriyet'le ve 1938'le başlamadığını, 1514'e dönüp bakmalarını tavsiye ederim. Bir de o zaman yani CHP demek bence yanlış yani. Bunu o zaman devlet CHP çünkü yani herkes CHP o zaman. CHP olmayan bir şey yok ki. Türkiye'de devlet demek CHP demek. Sağcısı da, solcusu da, komünisti de, faşisti de hepsi CHP'nin içerisinde. Tabii. İşte Bayar daha sonra sağ siyasetin temsilcisi. Bu olayın asıl faili diye eleştirilen, yöre halkının da eleştirdiği, ağıtlarında söylediği isim sağ siyaseti kuruyor. Tabii Bayar da belki İttihat ve Terakki geleneğinden geldiği için o İttihat ve Terakki tarzı bir çözüm mü düşündü acaba? Zaten sert olduğu için başbakan yapılıyor. Yani bu meseleyi kökünden çözeceğine inanılıyor. Ve İnönü'ye güvenilmiyor. Ben de öyle algılıyorum yani. Yani o zaman işin arkasında Atatürk mü var? Yani o dönemki irade tabii. Bayar'ın getirilmesi çünkü. Bu da bir çelişki değil mesela. Cem evlerinde işte...
Hazreti Ali'nin resminin yanına Atatürk resmi. Önemli bir figür çünkü, çok önemli. Alevilerin Cumhuriyet'le elde ettiği bazı kazanımlar var. Bunlar var, büyük kazanımlar. Eşit vatandaş olmuşlar, kağıt üstünde haklarını almışlar. Bütün diğer yurttaşlarla yasal düzeyde farklılıklar ortadan kalkmış. Ondan evvel takip edilen, katledilen, haklarında fetvalar yayınlanan, ateş kuyularına atılan bir topluluk, tehdit. Cumhuriyet'le bu bitiyor. Fiziki baskı büyük oranda sona eriyor. Dersim olayı, Koçgiri olayı hariç. Onun başka bazı sebepleri var. Dolayısıyla Cumhuriyet bir şey ifade ediyor. Hayat hakkıyla ilgili çok önemli bir şey ifade ediyor. Yani neden saygı duymasınlar ki? Bu meseleyi de Atatürk'le sınırlı tartışmamaları bence olgunluklarını gösterir. Biz de zaten öyle tartışmıyoruz. İnönü, Bayar, diğerleriyle ilgili bir tartışma yürütmüyoruz. O dönemi eleştirip yüzleşelim diyoruz. Peki mesela yüzleşelim derken bir özür mü bekleniyor? Ne istenen ne? Yani yüzleşmek, şimdi herkes bir şeyle yüzleşelim diyor Türkiye'de. Evet. İşte onunla yüzleşelim, bununla yüzleşelim falan filan. O kadar çok yüzleşme çıktı ki ortaya. Herhangi bir yüzleşmek artık mümkün değil. Yüzleşme enflasyonu var. Aynen, yüzleşme enflasyonu var. Yani her bir haltımıza yüzleşeceğiz. Evet. Yani ben artık neyle yüzleşeceğimize şaşırdım. Evet. Yüzleşmeden Alevilerin kastı nedir? Ne yapalım da yüzleşelim? Ya öncelikle cemevlerinin anayasal güvenceye kavuşturulması lazım. Zorunlu din dersine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne göre son verilmesi lazım. Onlara dönük ders kitaplarında, siyasal hayatta, ticari ve kamusal ilişkilerde var olan bütün ayrımcılıkların son bulması lazım. Ya da belki din dersinin muhteviyatının değişmesi lazım. Ama işte muhteviyatı da hükümet değiştirdiği için Aleviler memnun olmuyor. Eğer Alevi önderlerine, inanç liderlerine sorularak değiştirilirse tabii, bu kabul edilebilir. Şu an sorulmuyor. Yine Diyanet ve İlahiyat fakülteleri hocalar düzenliyor. Yani İlahiyat fakültesinin veya İmam Hatip'in bir dersi gibi oldu da ondan, yani bir din kültürü verilse, bütün dinler tanıtılsa, tabii, peygamberler tabii, tanıtılsa, inançlar tanıtılsa, tabii, tabii. Hem semavi inançlar hem semavi inançlar tanıtılsa bence bir sorun yok. Bence bunda yarar da var. Yarar da var. Çünkü din bilgisinin de verilmesi lazım. Yani din de toplumların hayatında önemli bir şey. Bu Sünni Müslümanlık içinde böyle, Alevilik, Süryanilik, Hristiyanlar, Ermeniler, herkes için böyle. Dolayısıyla hani böyle objektif bir dersin verilmesinde bence yarar var. Benim de çocuklarım var. Bunlara ben anlatıyorum. Bizim inancımız böyle. Bizim dua ritüelimiz bu. Cem evi şöyle bir yer. Cem şöyle oluyor. Soruyorlar çünkü. Hani bilmeleri, çocuk yaştalar gerçi. İleride bu yolu da yaşatmalar lazım. Bunda bilakis yarar var. Ben savunuyorum yani. Ama yapılan şey Sünniliğin bütün diğer dinlere dayatılmaz şeklinde olduğu için Aleviler itiraz ediyor, Süryaniler itiraz ediyor. Mesela Süryaniler için bu Eylül'de yayınlanan yeni din dersi kitaplarında imparatorluğa tehdit oluşturdular şeklinde bölümler var. Süryani cemaati itiraz etti. Peki sizin özellikle, siz niçin CHP'yi seçtiniz siyaset yapmak için? Yani CHP değişiyor, işte Uludere'ye gidiyor, Kürt sorununa sahip çıkıyor. Yepyeni şeyler söylüyor. Değişiyor mu hakikaten? Tabii ki. Çağdaş sosyal demokrat bir siyasal akım olmaya çabalıyor. Bu yüzden ben seçtim. Ama mesela sizin söyleminiz karşısında yeni CHP, şöyle bir sallanmadı mı? Yani Kılıçdaroğlu bile... Memnun olanlar da çok var ama. Yani itiraz eden arkadaşlar oldu. O da normal. Çok ani bir çıkıştı. Ve hükümetin şiddetli eleştirileri altında o süreci yaşadık. Ben de zorlandım arkadaşlarımla. Ama bu tartışma yapılmalı diye sayısız milletvekili var. Yani memnunsunuz. Çünkü o günlere sanki böyle partiden çıkacaksınız gibi bir hava oluşmuştu. Medya, ne yazık ki bir kısım medya, bunu rahmetli Erbakan çok söylüyordu. Gerçekten bambaşka bir hava yaratıyor yani. Böyle bir sorun yok. Biz mesela disipline verilmedik. Herhangi bir sıkıntı yok partiyle ilgili. Bu özgür bir tartışma. Ve başbakan da özür diledi. Kötü oldu. Yani o günler öyle bir hava var ki sanki hani Başbakan Erdoğan sizle bir görüşme yapacak ve hatta size AKP'ye davet edecek gibi bir hava oluşmuş. Yok, hayır, hayır. Yok mu öyle bir hava? Ben AKP'yi çok sert eleştiren biriyim. Dersim tartışması beni AKP'yle paralel gibi gösterdi. Çünkü Başbakan özür diledi. Bunu istiyorduk biz Dersimliler olarak. Ama AKP Dersimlilerin, Alevilerin, Kürtlerin taleplerine bence yanıt verebilen, çözüm olabilen bir siyasal akım. Peki mesela Başbakan'ın çıkışından sonra, bu özüründen sonra, şeyli de olsa, gerekiyorsa da bir özür de olsa, Alevi oylarında AK Parti'ye doğru bir yaklaşım olur mu? Yok, olmaz bence. Aksine niye? Çok da tepki duyan var. Hani bunu mu istiyordunuz? Özür dediğiniz bu mu? Hadi alın özrünüzü. Bir özür elde ettiniz diye bana sitem edenler var. Alevi cevabı. Tabii, bu hükümeti güçlendiriyor. Bu bir oyun. Bana çok kızan seçmenlerim var. Memnun olan da çok var ama. İyi kötü ilk defa Türkiye Cumhuriyeti kendi ahalisine karşı
gerçekleşmiş toplu bir suçtan dolayı özür diledi. Bu büyük bir şeydir diyorlar. Çeşitli görüşler var. Bu seçmenin siyasal davranışlarını etkilemez Fatih Bey. Mümkün değil. Ama cem evleriyle ilgili, din dersleriyle ilgili, Alevi toplumunun yaşamsal talepleriyle ilgili adım atarsa etkileyebilir. Peki mesela Reha Çamuroğlu bütün bu sizin söylediğiniz gerekçelerle AK Parti'den milletvekili olmuştu. Evet. Bunları gerçekleştirebileceğini umup söyleyerek. Evet. Kendisiyle hiç konuştunuz mu daha sonra milletvekilinden ardından? Çok büyük bir yazar. Yeni romanı geçtiğimiz haftalarda çıktı. Hemen aldım okudum. Keşke hep yazarlık yapsaydı. Siyasete girmesi o kadar yanlış oldu ki. Çok büyük bir Alevi inanç önderi. Çok birikimli. Yani bu alanın piridir. Açık konuşayım. Ve kendisinden çok şey öğreniyoruz. Ama onun deneyimi bile ne yazık ki başarısızlıkla sonuçlandı. Büyük umutlarla gitti oraya. Başbakanla evet. toplantılara giriyordu. Evet. MYK'da yer aldı. Evet. AKP'nin önde gelen isimlerinden oldu. Ama o bile başaramadı. Çok önemli bir isim, yazar, tarihçi, edebiyatçı olduğu halde. Çok büyük bir entelektüel. Hani romanını ben bir solukta okudum. Yok, başaramadı yani. Çünkü AKP'nin bünyesi Alevilikle ilgili bir reforma izin vermiyor. Çalıştaylara bakın, hiçbir şey çıkmadı. Çünkü tabanının büyük bölümü başka bir düşünce. Bakın Dersim meselesindeki bu esneklik de aslında Atatürk'le hesaplaşmaya dayanmıyor mu? Atatürk'le bir hesap var, bu görülüyor. Herkes bunu görüyor Türkiye'de. Ama bunu Aleviler üzerinden yapmamalılar. Varsa bir hesapları, Atatürk'ün yerine ne koyacaklar söylesinler. Bunu söylemeliler. Dersimler üzerinden, Kürtler üzerinden, Aleviler üzerinden yapmamalılar. Çünkü bu kesim bu tip isimler üzerinden yapmadı yani. Kürt sorununda da Alevi sorununda da ciddi bir çıkış yapmadı. Açılım mesela hiçbir şey yaratmadık. Sadece Tunceli Üniversitesi'nde şu an Zaza, Kürt ve Arap dilinde bir bölüm kurulması kararı alındı. Koskoca açılımdan çıkan sonuç bu. Birkaç üniversite daha var. Tabii Mardin Artuklu Üniversitesi'nde de olumlu kuruldu. Bunlar ama çok az. Her gün kan dökülüyor. Şimdi yani şu da bir gerçek değil mi şimdi? Mesela bence bu şeyin hani çokça talep edilen Kürtçe eğitimin altyapısı. Yani şimdi bugün mesela deseler ki yarın Kürtçe eğitim başlıyor. Dersini verecek öğretmen yok. Şimdi buralardan en azından işte önümüzdeki birkaç sene içerisinde birkaç yüz tane. Bence dersini verecek öğretmen var. Bu bahane değil. Her gün kan dökülüyor. Neden bu kadar yavaş ilerliyor süreç? Emin olunuz ki peki siz mesela bir kısım insan Kürtçe eğitim ister. Herkes Kürtçe eğitim istemez ki. Kasetler serbestleştiğinde düşünün neler oldu yani. Yasaktı, ilgi vardı, serbest kaldı. Hiçbir şey kaldık. Olmadı. Dilin konuşulması Özal döneminde serbest bırakıldı. Ne oldu? Hiçbir zarar olmadı ki. Bence bu ulusal bütünlüğümüzü güçlendirir. Peki mesela CHP bu konuda size hemfikir mi? Yani siz anladığım kadarıyla eğitim dili olabilmesini de yanasınız. Çok bunu söyleyen milletvekili var eğitim dili olabilir diye. Milletvekili söyler de parti kararı ne olur? Öğretim dili olabileceğini, öğretilebileceğini söylüyor. Programımızda yer alıyor. Ama bunun tartışılabileceğini de söylüyor. Akil Adamlar Komitesi'ne genel başkanımız bu yüzden öneriyor. Hani bunu bir konuşalım. Bunu biz konuşalım, başkaları konuşmasın diyor. Buna açık bir CHP var bence. Çünkü siz hakikaten CHP'nin yeni CHP olduğunu inanıyor musunuz yani? Çünkü bence böyle toplumda böyle bir algına yazık yok yani CHP evet. Ya bu bildiğimiz CHP. Çünkü kendi iç kavgaları hala sürüyor. Belediye başkanları kendi aralarında kavga ediyor. Büyükşehir belediye başkanları kendi partisi ilçe belediye başkanlarıyla sorun yaşıyor. Parti içerisinde sürekli çatlak sesler, patlak sesler çıkıyor. O bir şey söylüyor. Yani yeni CHP eğer fikren yeni ise bile dışarıya yansıyan görüntü, evet. Fikir dışına görüntü bir CHP bildiğimiz. Çatlak CHP. Sesi iyidir ama bunda ne zararı var ki? Bence tek ses olacağına çatlak pek çok ses olsun. Onlardan biri de ben olayım. Ya ben ülkenin bütünlüğüne, ülkenin birliğine sahip çıktıkça, şiddet yolunu reddettikçe fikirlerimin Türkiye'ye hiçbir zararı yok ki. Öğrencilerle ilgili çalışıyorum, Alevilikle ilgili, Kürt sorunuyla ilgili, Dersim'le ilgili, Ermeni meselesiyle ilgili ne zararı olacak? Ermenilerle ilgili de konuşuyorum ben. 1915 ile ilgili. Bence bu yönde Fatih Bey bir süreç işliyor. Tabii yeterli mi, iyi gidiyor mu derseniz çok yeterli değil. Benim de eleştirilerim var. Ama bunlar hiç olmuyordu. Bakın Hakkari'ye gidilmiyordu, Uludere'ye gidilmiyordu, milletvekilleri gitmiyordu. Şimdi biz Denizli milletvekilimizi, Manisa, Ordu milletvekilimizi alıp heyetler halinde gidiyoruz, konuşuyoruz, dinliyoruz. Orada hiç Türkçe bilmeyen kadınlar bize dertlerini anlatıyor. Batılı milletvekilleri gelip görüyor. Size tercümanlık yapıyoruz herhalde. Tabii. Peki son şeyi soracağım. Şimdi bölgeyi iyi biliyorsunuz. Bölgenin dinamiklerini de iyi biliyorsunuz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önde gelen isimlerinin özel sohbete söylediği şeyler var. Ben de bunları bazıları duyuyorum. Evet. Diyorlar ki terör örgütünün bu sene son senesidir. Bu kıştan sonra bu yaz içinde terör örgütü tamamen tasfiye olacak.
kendini ortadan kaldıracak ve bundan sonra sadece demokratik açılımlar vasıtasıyla bu işi halledeceğiz. Evet. Bu noktaya geldi. Sizin izleniminiz bu yönde mi? Terör örgütü artık yolun sonuna mı geliyor? Çünkü ben de görüyorum ki bugün terörün gayesi Kürt hakları ile ilgili falan filan bir şey değil. Bu örgüt ne olacak kardeşim noktasında? Kürt hakları ile ilgili değilse sonuna gelindiğini söyleyemeyiz ama. Yani eğer ana dilde eğitimde bir takım demokratik talepler için silahlı mücadele yürütüyorsa bunlar verilebilir. Bunu tartışmaya hazır bir Türkiye var. Boşuna kan döküyor. O yüzden örgüt yani örgüt bunlarla ilgili değil artık tamamen kendi geleceğinden ötürü kan döküyor. O yüzden de bitecek deniyor. Yani mesela bu gizli görüşmeler yapılıyordu. Ortaya çıktı, ifşa oldu. Hükümet epey yara aldı. Hayır değil. Değil. Bence bir insan artık ölmemeli. Hiçbir insan. Mehmetçik olsun, orada ölen 12 yaşında çocuk olsun. Yani görüşme aleni de yapılabilir. Bence. Eğer bu silahlı mücadeleyi bitirip örgütü tasfiye edip Türkiye'yi huzura ve barışa kavuşturacaksa niye yapılmasın ki? Üstelik Öcalan gibi biri var İmralı'da cezaevinde. Görüşmek için çok etkili birisi. PKK üzerinde, BDP üzerinde çok etkili bir isim. Yani bu görüşmede hiçbir zarar yok. Ama tabii örgüt eğer bu tutumunu sürdürürse çözüm bulmak çok zor. Her gün eylem olursa, kan dökülürse, 20 yaşında çocuklar dağ başlarında günahsız yere katledilirse asla buradan bir çözüm çıkmaz. Ve hiçbir hükümet de o görüşmeleri sürdüremez kan döküldükçe. Peki, çok teşekkür ediyorum Hüseyin Bey. Ben sağ olun. Değerli izleyiciler, programın ikinci bölümünde de Sayın Hüseyin Aygün, CHP milletvekili Hüseyin Aygün konuğumuzdu. CHP milletvekili ama farklı bir CHP milletvekili olduğunu siz de herhalde fark etmişsiniz. Ya yeni CHP böyle ya yeni CHP'de böyleleri de var diyeyim. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Tek tek de hoşçakalın.